Bismillah. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Mübalağasız bu mevzuya, bugün konuşacağımız mevzuya 91'de başlamış. Bugün 2017, 20 kaç sene oldu? 24 sene, 20 senede şu boşama, arkayı iki gün yazdım, göreceksin, sadedir, şöyle karmaşık falan değil. Ve yani bunları anlatıyorum ki, çalışma yöntemini de soruyorlar ya enfusçiler. Çalışıyorum, gıdım yapıyorum, başka şeyle meşgul oluyorum. Ya yemeğe gidiyorum, ya çaya gidiyorum, ya namaza. Tekrar bir yeni zihinle meşgul olarak. İki günde öyle tamamlandı. Mana bir cihette hazmediliyor mu? Hazmediliyor, kesinlikle. Mutlaka her hamana ama yazdığım bir şey bir namaz geçirmiş. Çünkü namazda daha çok Allah bana ikram ediyor. %90 namazda veriyor. Müteveccüh oluyor musun namazda yoksa olmadan mı? Eğer bu yoğunlaşmışsam ister istemez zaten müteveccihsin, kopamıyorum. Yani kopamıyorum mesela şu dört, şöyle düşünün. Bir şey hayal ediyorsunuz ya, çok istiyorsunuz. Siz kendiniz düşünün. Çok istiyorsunuz. Vazgeçtikten sonra kaç saat onun tesirinden kurtuluyorsunuz hayalinden, düşüncesinden? Günlerce sürdürüyor. Tabii. Mesela bir eşinizi düşünüyorsunuz. Tamam ya. Kızdım evden çıktım. Tamam haklıymış. Kaç saat o evdeki kavgadan, evdeki münasebetten, evdeki şeylerden, çocuğun, kızının, annenin, babanın olaylarından kaç saat kurtuluyorsun? Bana da öyle oluyor. Namazda bir de akşam çok oluyor. Ama %90 namazda oluyor. Neyse, çok istifade edeceğiniz inanıyorum. İnşallah. Şimdi onun malzemeleri, arkayı, arkadaki o haritanın onu getirecek, bu tarafa getirecek malzemeler yapıyoruz. Lemalar 336. Öyle. Pek kimsenin meşgul olamadığı, olmayacağı çok zor. 336 emanlar, tamam mı? Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Onu yazayım. Tek tek yazacağım. Şey var mı abi? Himala bir şey, bir münasebet. Kalple dinamik. Yoksa bu dersimiz o. Fakat gayri ihtiyari bunlar. Kendisi ya. Vahiy veya ilhamla şey var mı? O tarafa da böyle bir şeyimiz oldu mu? Önceki derste. Aynen. Yani bu vahiyin zemini ya. Söylemesi, diri olması. Vahiyin zemini ya. Vahiy nereden geliyor? Nasıl geliyor? Ne yapıyor? İnsan. Tamam. Şimdi göreceksin zaten. Vahiy nereden geliyor? En son vahiy hayat. Gidiyor. Allah. Ön dip, yani en dip vahiy. Vahiy Kur'an-ı dahidir. Bunlar bilmeden vahiy Kur'an'ı bilemeyeceksin. Evet, vahiy Kur'an-ı dahi diyor. İşte. Dahi, ha, diyor. Şimdi, diyor ki, üşenmeden bir şeyi istakip ediyoruz. İstakip. Bizi bir yere götürüyor. Ne çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Ya buraya nereden girdiniz merak ettim de onu anlamaya çalışıyorum. Yani nasıl buraya geldiniz, bu mevzuyu bakayım dediniz. Bir şey söyleyeyim mi sana? Samimiyle. Vallahi bilmiyorum. Gayret ya. Evet. O zaman daha safi o zaman bu mevzu. He ya. Ve kaç günden beri başım şey bunlar dönüyor ya. Heyecanı var ya. Bu... Evet, nasıl ki hayat
hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Şuraya mı yazsaydım? Olur abi. Yukarıyı belki seyrek kullanırız. Evet. Aşağıya. Aşağı doğru gidecekseniz böyle. Tabii tabii. Bu kainatı söylüyor mu? Kulaksız verilir. Bu birinci cümle. İki. Ve şuur ve his dahi şuraya mı geleyim? Şöyle. Ya. Oraya şecereyi katı çizersin Hasan abi. Yok, çizilmiş arkada. O zaman burayı bozmayayım ya. Çünkü o zaman evet. İnsan da görsel iş yapıyor. Bu rengi az mı? Ya.
ben yazardım siz gelmeden düşündük. Fakat şu anda seyrederken aldığınız ruhani zevk alamazsınız. Yazarken yazılıyorsunuz. Şimdi konu değişiyor burada. Burada daha geriye mi gidiyor, paralellik mi var? Daha geri gidiyor. Seni bildiğin dünyadan senin aslına geçiyor. Yani bizim dünyamızda şimdiye kadar bizdik. Sonra şimdi geri gidiyor. Konuşacağız zaten. Bir saat oturma. Öyle. Biraz satın bir şey biraz. Abi o en saatli yok bir şeyde. Süzülmüş. Hülasatül hülasadır. Hayat ve ruhu kainattan süzülmüş, hülasatul hülasadır. Ve Risale-i Muhammediye diye devam ediyor. Yani en safi bir şeyde var. Risale-i Muhammediye'de var. Görebilirler. Şimdi burada da değişiyor. Burada, bu benim cümlem, ekliyorum. Şöyle, şuraya bize ait parantez diyerek. Abi, o belki şeyden sonra geliyor. Bir cümle atlamışsınız siz orada herhalde. Ne? Şeyden, yani paragrafta şeyden bir cümle atlamışsınız. O belki Risale-i Muhammediye dahi onu anlattıktan sonra belki diyor. Kendi cümlemi. Bir cümle yazmamışsınız herhalde. Evet. Tamam. Ve Risale-i Muhammediye dahi. Ve Risale-i Muhammediye dahi. Dahi diyor, değil mi? Hı hı, dahi. Kainat. Çok ilginçtir, orada dahi aleyhissalatu vesselam'dan önce kullanıyor. Fark ettiniz mi onu abi? Nasıl? Aleyhissalatu vesselam yazıyoruz ya. Onu sonra söylersin.
tamam. Dahi kainatın fark ettim mi Osman abi? Aleyhisselatü Vesselam istihraca şey olmayabilir. Orijinaline bakmak lazım. Şey değil onlar yani böyle tasarruf konusu olan şeyler olabilir. Gibi geldi bana yani. Sen gene de bakalım şey ne çıkıyor orada bir mana vardır. Orada bir şey var. Var orada bir mana var. Eğer öyleyse. Birinde maddeden bahsediyor, birinde manadan bahsediyor. Risale-i Muhammediye dahi aleyhissalatü vesselam. Bundan sonra konuyu değiştiriyor. Bundan sonra değişiyor. Bir tane daha yazayım. Bundan sonra yer kalmıyor zaten. Keşke sıkıştırabilseydik. Aslında sıkıştırabilirdik de. Beceremedik yani. Biraz daha şey yapabilirdik. Olsun bir tane daha yazayım. Değişiyor. Maddi ve manevi. O şeyi siler misiniz arkadaki tahtayı? Birisi silsin, şunu alsın. Herhalde dinlememiş bu. Onlara ne geldi? He? Arkadaki cinci belki. Bakışlara son gün. Evet, şimdi iki tane nokta varmış. Ona bile dokunamadım. Bir, iki.
Sildin mi abi? Sildim abi. Şimdi şöyle yapacaksın. Onu getir buraya. Onu da yazayım arkadaşlar. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3 tane kaldı. Açma. Onu çek. Ne yapayım? Çek. O ayarlı zaten. İyi mi abi? Biraz tatlı mı çöpüyorsun? Evet. Yok şart yok, getireceğim ben, bir yazayım. Çünkü ondan sonra anlatmaya geçeceğiz. Risalet-i Muhammediye. Bir defa yarasa bu tahta, sonra yok olsa, bu ama bu işe yarasa, tamam vazifesini yaptı. Şurada bir kere yazılması bütün insanlığa mal olacak mı? Geçmiş gelecek. Aynen. Çünkü şey yok ya, zaman mekan şeyimiz yok. Adem Aleyhisselam da bu derste. Kesinlikle. Yani... diyorsun. Şimdi konumuza giriyor Osman. Bunun için buraya girdi. Ne alakası var? Mevzumuza geliyor. Şeyde abi başında zaten şey yazıyor yani ben onu gayri ihtiyar sordum ama hakikaten tam şey yapmışsınız yani öncekiyle irtibatlı diyor bu hayat diyor irsal-i rüsul ve inzal-i kütüb hükümlerini remzen ispat evet. ediyor. Bilhassa diyor Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan. Yani evet. Bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri katidir diyor. Evet, evet deyip mevzuya giriyor. Bu evet dediği kısmın bir üstü. Risalet-i Muhammediye ve Vahyi Kur'ani. Paralel bir şey. Hayatın İkiz ruhu kadar. Ve aklı. Hatta hayatın ruhu muhtemelen Risalet-i Muhammediye. Hayatın yok, aklı da Vahyi Kur'ani. Aklı Risaleti diyor aşağıda paralel. Değişiyor mu? Bir aşağıdaki paragrafta Risaleti aklı diyor. Öyle mi diyor? Bak Risalet-i Muhammediye his, şu, ha, aklından, his, şuur ve aklından çözülmüş bir hülasaymış. Turuncuyla yazıyor. Turuncu mu? Risalet-i Muhammediye kainatın his, şuur ve aklından. Buna ne dedik? Ruhu. Ruh da tamam. Kur'an'a. Tamam. İşte aklı oraya işte bakalım sana ne diyecek. İlginç şey yani Vahyi Kur'an diye şey. Ruhun. Müthiş bir cümle ya. Ben onu maddi ve manevi. Harun abi enfüsü şeyini söyler. Bize bakan tarafa. Bu aynen şey de. Alev aldı. Cennet ve cehennemden geriye doğru baktığında şu an alev hayat, aldı. Süz, akıl. Alev aldı. Şu an mı? Çeşme yakın. Süz ruh. Kalp süz. Dedim Mahmut süz ruh. Yani hayat süz. Süz şu akıl süz. Şöyle. Daha geride tabii ilk de Nur-u Muhammedi. Orada tabii. Hayat Muhammedi. Nur-u Muhammedi diyor mu orada geçiyor. Burada da konu değişiyor. Nasıl? Tamam. Sırtlar da yazılıyor. Elle de hallettir. Anlatabiliyorum. Evet. Şuurum anladı. Kanatın şuurudur. Ne olur? Yani biz belki Vahyi Kur'an'ı dediğimiz yere dima düşüneceğiz. Belki ruhu, ruh var. Kalp hiç geçmiyor yer şu an. Var. Var mı? Arkada, arka tahtanın arkasında kalp. Ha. Tahtanın arkasını oraya bağlıyor sana ya buraya. Çevirmiş bize bir tarafa geçiyoruz. Herkes
öyle yazmazsınız abi. O da mı değişiyordu en başta? En başta bu diğer tarafta abi. Bu tarafta. Neyse. Öyle var ya abi. Onun yanına yazmadınız. Ne? Kalk göster. Konu değişiyor demiştiniz mi? Şurada da değişiyor değil mi? Hazır şey. Ha yok orada değişmiyor. Öyle de olacaktı. Değişiyor zannettim. Burada değişmiyor. İki yerde değişiyor. Evet. Şimdi kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin kameraya mahkum olmayın. Çok rahat olun. Bunlar hepsi silinecek. Mecbur değiliz. Bizim önemli olan bizim yetişmemiz. Kendinize şey yapmayın. Biraz öksürünüz iş yapıyorsun. O kadar yoksa hareket ederken çıkar. Rahat olun. Nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Görüyor musun abi? Nereye dayandın? Bir vahiy değil miydi bizim kurumuz? Evet. Nasıl vefat edecek? Sadece doğru çıksa Allah Allah. Mubala şey kullanmışsın. Mubala olur mu? Tabii. Kur'an gitse bir an olacaktı. Doğru çıksa. Abilere çok dikkat edeceksiniz. Dünya, küre-i arz. Bunları mazi bilginizi kullanacaksınız. Ayrıyor kafayla aklını. Gitti.
şeyi açabilir miyiz Ersal? Işık mı? He. Evet. İçin. Ruhani melekleri kapatmayın. Günahlar karanlıkta rahat işlenir. Aynı günah gündüz yapamazsınız. Şimdi o tahtayı biraz çevirsek olur mu abi? Hangisini? Bunu tahtanın öbür yüzünü bize doğru. Şunu Fatih. Daha? Evet abi çok güzel. Şöyle yapayım biraz daha. Biraz dik olursa da. O zaman iyi iyi. Benim şunu indirmen lazım. Arkaya kaldı. Allah arkaya kalırsın da. Arkaya kaldı şu tarafa. Aynen. Dur arkaya kaldı. Dur. Sondaysa abi o. Bu iyi mi? İyi abi iyi. Çok, daha çok iyi. Sınıf başkanı iyi mi? Koordinatör. Tamam abi. Bak. Bismillah. Bir kere temel bilgimizi bir şey yapalım. Kur'an. Şecere-i Hilkat. İnsan. Birdir. Aynı. Şecere-i Hilkat. Kainat değil değil mi? Yani Kur'an'da kainat diyor muydu diyor. Kainat diyor. Şecere-i Hilkat mı? Şecere demiyor. Kainat. Kainat. Kur'an büyük kainat diyor. Kur'an 2-1 kainat. Değil mi? Genel kainat. Kainat. İnsan. Kur'an. Üçü aynı. Tamam. İyi şimdi. Evet, nasıl ki hayat bu kainata süzülmüş bir hulasadır. Şu. Şimdi öyle bir cihazınız olsun ki meyve sıkan cihazınız. Vşş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 
kainatı koyuyoruz. İçinden çıkan hayattır. İsterseniz koyalım. Koyalım da şöyle. Şu açayım şimdi. Daha kendisi gelmedi. Konu ama görmemiz lazım. Kainatı görelim. Evet. Kainat budur arkadaşlar. Şu yeşil görüyor musunuz? Tamam. Şimdi zaten yazıyordur zannetti. Ha, kainat kitabı. Aynı zamanda cismaniyet. Teknik bilgilerimiz bunlar sabit. İsim, soy isim gibi bunu bileceğiz. Şecere-i hikat deyince şu. Tamam. Şimdi tencere getir. Cennet, cehennem, daire ilim, daire hayat, kürs, lef-i mafe ispat, emri kün fe kün tezgahı, kafının tezgahı burada. Alem-i barza, yedi kat sema, alem-i şehadet. Koy, karıştır. Karıştır. Kitab-ı kainat, Kur'an-ı kebir kainat, insan-ı ekber. Bu büyük insandır. İkinci şuada, bu büyük insana İsrafil misal diyor. İsrafil'in vücud alicisidir. İsrafil. Bu biziz, büyük. Peki, o ne demek diye bir tefekkür edelim. Benim vücudumu boşaltın içini. İnce kontaplak, yani tahtadan. Tahtadan bir ince bir sütünle. İçim yok, içim boş. Hayal ettiniz mi abi tırnağımı? Saçımı da öyle. Saçımın içini boşaltın matkapla, dırırırt bütün saçlarım. İçi boş. Şu anda ben olan karınca kadar ufak beni. Daha ufak. Böyle toz böcekler oluyor ya. Toz. Karıncanın belki de üçte biri. Ufaktın mı abi Ali? Harun, ufaktın mı? İçeride dolaşsın bu.
Diz kapağın boyu, o geniş. O toza göre burası bayağı ne? Geniş. Değil mi? Kapakta olduğunu bilir mi? Diz kapağında, içeride. Bilmez. Göz kuyusuna girince, vay be, ne mağara. Kulak, ne dağ. Bu saç, ne orman, ne? Yani, o toz olan vücuda iade edebilir mi? Neresinde olursa. Hele, biliyorsunuz dolaşmayı bir geri bir ileri yapıyorlar. Belki de 60 senede zor dolaşıyor olacak. Tamam mı? Şimdi, ben karıncanın üçte biri kadar ufaldım. Şu ceset içi boşalttık, içeride dolaştırdım. Tamam mı? Şimdi, o ufak benim ya. O ufak dese ki, ben değil. Doğru değil mi? Kerem abi bu kadar olur abi ya. Bu kadar Ben değil. Muhyiddin Arabi şimdi şu düşünün. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Senin o karşıma farklılık çıkıp da ben Rabbuke olan kim? Sen de bendin, ben sendin. Biz bize geldik. Biz bizdeydik. Bizi bizden mi sorarlar? Anladık mı şimdi? Beni karınca olanı benim kadar büyüt. O oranda bu cesedimi, yani bu tahtadan olan o kadar büyüt. Kainat kadar olsa aynı. Şu ceset İsrafil misal. İkinci şu an. Bir daha çok emniyetli olduğundan söylüyorum. İçimi boşaltıyorum. Doktor. İç yani ince bir tabaka koyuyorum tahtadan. Tamam. Çünkü ses yapması için tahta. Kıllarımı bile deliyorum. Tamam, deldim. Ben olan şu andaki ben, karıncanın üçte biri veya onda biri kadar ufak bir hürdebini mikrop gibi canlı yapıyorum. Hürdebini. İçeride dolaşıyorum. Ne olur bunu bir hayal edin. Vallahi aynı böyle. Böylesiniz. Biz bizdeyiz. Biz bir yere gittiğimiz yok. Biz en büyük aldanış, insanın dimağında 7 mertebe var. Değil mi? Dışarıdan yukarıya biliyorsunuz tahayyül, tasavvurta, akıl, tasdik, izan, itizam, dikkat. Bizim tahayyül ve tasavvurumuz hususi dünyamızı oluşturuyor. Mesnevi de diyor ki usta, insanın büyük aldanışı hususi dünyasının umumi dünya zannetmesidir. Zannediyor. Hususi dünya nedir? Şuraya üşenmeden yapayım. Oraya dokunmayayım. Görmenizi istiyorum da gözler onun için. İtikat, iltizam, İzan, tasdik, taakkul, tasavvur, tahayyül. Bir tanesi vardı bir kardeşimiz, buraya katılıyordu. Bunları gördükten sonra büyük bir keşfiyata çıktı. Keşfiyatı bulduktan sonra belki onlar da şey yapar, gizli tutmak için derse gelmiyormuş. Keşfet yapmış. Hususi dünya. Ya Mete mali olmayan keşfiyatı ne yapacakmış? Bizden de mi gizliyormuş hani? Evet, onun için gelmiyormuş. Allah. Ağzımızdan kaçırırız diyeyim. Sen de diyor bilgiyi tutamazsın abi diyor. Sana da vermeyeceğim. Öyle mi dedersin? Evet. Sana da yok vermeyeceğim demedi. Sen de bilgi tutamıyorsun abi dedi. Ben Allah'ıma söz verdim. Bilgi tutmak istemediğim için tutuyoruz. Ben Allah'ıma söz verdim.
Mevzuyu biliyorum. Arkadaşlar bu kadar olur gözle bak. Şu bu taraf görüyor musunuz? Hususi dünyam bu. Bizim hususi dünyamızı şekiller ve düşünceler oluşturuyor. Peki umumi dünya neydi? Vahyinin yapılandırdığı dünyadır. Umumi dünya. Küreyi az dünya diye ayıralım abi. Allah razı olsun. Onu iyi ki söyledim. Bu şöyle yapayım. Hem de tabirler yerine oturuyor küllat okuyunca. Dünya, dünya zaten. Şunu da diyebilirsiniz. Artık bunu istediğiniz gibi dolduramaz mısınız şuraya? Vahiy dersiniz. İlham. Dersiniz de dersiniz değil mi arkadaşlar? Bu denilen şeyler. Bu denilen şeyler. Küre arz, mesela tahayyülün sınırı yok ya, dünyayla belki küre arzla sınırlanır mı? Tamam. Orada biraz şey yok. O zaman umumi dünya... Düşünün, dünyada. Senin hududu yok. Dünya neydi? 409 metubatta? 18 bin alemin cem olduğu dünya. Tamam mı? Dünya tabiri o meleküt tarafı. Dünya, küre arz. Şimdi arkadaşlar, hususi dünyamız, tahayyül ve tasavvurumuz. Biz burada hapisiz. Umumi dünya ne zaman girer? Ne zaman dima vahiy yapılandırır? Umumi dünya sana açılır. O alemleri burada seyretmeye başlarsın. İmam-ı Rabbani'nin ifadesiyle Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Yani yollarına kurban ol. Allah onlardan daima ebeden razı olsun. Diyor ki, havası beklediği diyor. Şimdi nasıl teknik olarak bilgi oturacak şimdi sözü. Havasın beklediği, arzuladığı cenneti, avamın arzuladığı, beklediği diyor. Ahiretteki hayatı, havas bu dünyada buraya girer. Buradayken dünyaya girer. Başını uzak zannettiğin duvara çarparsın diyor yani. Evet. Atladığın zaman berzaha geçiyorsun, kabirden çıkışın o senin. Ben buraya fazla durmayacağım, bunu teknik bilgi şey yaptık. Tamam mı? Bu umumi dünya, umumi dünya derken dimağımızı yapılandıran vahiy. Umumi dünya. Ne kadar girersin umumi dünya? Vahiy muhatabın kadar. Muhatabiyetin kadar. Burada mısın gafil? Gafil diyorum tabii. Devamını getirmeyi kutlamasınlar hadi. Vallahi gayri ihtiyari de. Bu kısmı sizlere basar. Kim için geçerli olduğunu senin anlamasınlar. Anlamamışlar. Anlamışlar. Hususi dünya bu. Ne kadar küçük dünyamız. Ama Allah ne kadar merhametli ki. Küçük dünyamız bile ne kadar büyük. İşte ben karıncanın onda biri hürdebini bir mikrop kabul edin. Tamam mı abi? Bu cesidi şunu, içi boşaltılmış ince böyle bir tahtadan, karton plaktan bir ceset içeride dolaşıyor. Ben değil. Ceylan abinin misalini veriyor. Ona ait misal. Onun şöyle misali var. Benim arabam. Benim ceset. Dışarıdan bakarsan araba şoförü götürüyor. İçeri gir, şoför arabayı götürüyor. Tamam mı? Ha, fihi mafi, içim dışımda, dişim içinde. Bir yere gittiğimiz yol. Hepimiz kendimizdeyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bir yere gideceğimiz de yok. Biz bizdeyiz idik. Biz bizde olacağız. Biz bizde inkişaf edeceğiz. Tamam. Meczup var olsun, olsun. Şimdi bu teknik bilgi verildikten sonra şu mevzuydu. Hayat nedir? Sana yüklenen. Şu kainatı görüyor musunuz? Bu kainatın
meyve sıkacağı alete koyduk. Aldık. Özü aldık. Çıkan ne? Hayat. Peki göstereyim onu. Tek tek şey yaparak göstereceğim. Ezber olmasın. Nereden çıkartıyorsun? Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Abi o hülasalar da 7 meraltip oldu. 7 tane mi var? Evet. Onun haberim yok. Melike'ye kadar. Öyle mi? Şunlar neler hesap ediliyor bak, neler çıkacak, kimler neler olacak. Ya şeyle önemli yani, satma Araplar. Ali abi sonra bizim evde de pösteki var, onu da saksana. İyi abi, yani işte şey yapıyoruz ya. Yasin çizmedin mi? 5 etti, öbür nerede? Paragraf başları 7. Ha, paragraf 7. Ha, şu. 7, neyse. Şöyle çıkacak, çıkar. Anladık mı abi? Bu hayat, kainatla süzülmüş bir hulasadır. Şuur ve his dahi. Şuur, hangi his? His demiyor. Şuur ve his. Birinci şuur, ikinci şuur. Birinci his, ikinci şuur, his. Olabilir. Tamam mı? Şuur ve his dahi, hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır. Yani beraber yapalım. Kainatı koyduk abi makineye. Çıkarız. Hayatı da koyalım daha hassas cihaza. Aldık. His ve şöyle şuur ve his. Şuur ve his çıkıyor. Çok önemli. Çünkü birinci muhatap şuurdur. İkinci his. Yeri değiştirsen ne oluyor? Mesela Miraç'ta rüyetine ve kelamına mazhar oldu. Doğru mudur bu söz? Değildir. Kelamına ve rüyetine. Yerini değiştirdi mi alt üst olur. Çünkü lef-i mahfuzu arş-ı azama, arş-ı azama lef-i mahfuzu indirirsin. Şecere katı alt üst etmiş olmaz. Ya. Seyyare'ye çarparız deriz. Ya mesela şuuru ise, hissi de şuura katarsan dimak, vicdana, vicdanı kalbe taşırsın. Dokunmayacaksın. Nokta bile, iki nokta, demiş iki nokta koyuyorum. Tamam. Şimdi daha bir cihaz alıyoruz. Hassas bir cihaz alıyoruz. Şuur ve hissi koyduk. Akıl dahi. Şuurdan ve histen süzülmüş. Şuurun bir hulasasıdır. Bunlar hep söylüyordu böyle. Derste biliyorduk. Ezber değil, çalışılmış şey. Ama 20 seneden çalışıyorum. Fakat bu çalışma gibi, yani bu gibi biraz anlatacağım işte bugün, Allah nasip ederse, teknik şeyi varamamıştı. Yani o sistemi fark etmemiştir. His kalp mi dedin abi sen? His, vicdandaki his. Zülak seyratma ne dediğimiz? Onun altında. Şuur neredeki şuur? Şuur dimağdaki. O zaman burada dimağdaki asıl. Dimağdaki mi bu? Dimağdaki veya en azından insaf. Bak şimdi. Bulacağız bunu. Yok, şey yapacak. Şimdi göreceksiniz şurada. İstersen göstereyim. Şöyle. İkisi de var. Şöyle yapayım. Bunu bir görün. Ay tekbirliği. Şunu yazalım da. Elimiz tekli. Olmadı. Bak. Birinci niyet, birinci şuur. Nerededir? Daire hayatta. İkinci niyet, ikinci şuur, daire ilimdedir. Tamam mı? Elimiz çarpınca... Şimdi ona uygulayalım. Dimağımız da şurada. Ha şuradaydı ya. Dimağımızda taakkul yok mu? Birinci şuur burası. Tamam. Bu aklın sıfatlarından bir evet, var, evet. Değil mi? Aklın sıfatları.
Tahakkülün içinde akıl var, aklın içinde şuur. İkinci şuur, vicdandaki zihinde. Onu yapayım isterseniz, şöyle. Fatih. Hangi kalemle yapayım? İzmir Şirker. Birinci şuur, taakkul, hepsini yazıyorum, taakkul, oradan, akıl, Osman. Tamam abi. Oradan. Ters yazdım sanki ben. Tamam, ya, dışarıya çıkmış. Doğru da, taakkulü içinde mi diyeceğiz aklın? Şöyle yapayım istersen, şöyle dur. Taakkul, akıl şuur diyor. Akıl, birinci şuur. Diş, merkez, kapsar. Tamam. Yani bu biraz daha hayvani bir şuur mu? Birinci şuur. Evet. Nefsi. İhtiyara ait bir şuur. Cüz-i ihtiyara ait. Cüz-i ihtiyar da denilir. Yani ihtiyara bakar mı denir şu? Cüz-i tabi tabi. Yoksa ihtiyar mı denir? Cüz-i ihtiyar denmez de ihtiyar. İkinci şuuru koyuyorum. Vicdan zihin, ikinci şuur. Evet. Söyle abi. Vicdan abi. Vicdanlı zihnin, zihnin içinde. İkinci şuur. Evet. Gene vicdan. İhtiyar irade diye yazacak mıyız abi? Tamam aslında evet. Gerek yok, çoğaltmayayım ki. Ne şartlısı. Bize şey lazım da. Yani o zaman biz tabii bu sıralamayı öyle düşünmeyince karışıyor. Aşağıda şimdi şuur gene gelecek. O şuur diyor, bir daha burada şuur diyor. Normalde oluyor çorba bizde. Evet. Burada ondan yani ben mesela baktığımızda karışıyor. Üstte bir daha ona diyor, dönüyor bir daha aşağıda, bir daha şuurda hepsini bir daha şey diyor. Kimi kime bağlayacak karışıyor. Şimdi çözemezsin. Evet. Yani bu altyapı olmazsa çözemezsin. Evet, altyapı olacak. Yani bunu böyle bir yere koyamazsınız. Yani bunu... Birinci şuur, aklın içinde demediniz sürece, şimdi orada şuur. Şimdi en aşağı... Ustad diyor, birinci şuuru diyor, ikinci şuurla altı devredebiliyorsun. Devrediş yapabiliyorsun. İrade. İrade de öyle. İhtiyarımdan vazgeçtim dediği zaman üstad... İradeyle yapıyor aşağıdan. Vicdanda ne var dendişler? İrade. Tamam. İhtiyar neredeydi? Taakkuldeydi. Yani ne yapıyor? Üst birimle alt birimi devre dişi yapabiliyor. Üst birim. Üst birim neydi? İhtiyar. İrade. İhtiyar. Yani üst derken dima. Ondan sonra alt birim. Bunları biliyoruz. Şimdi bu şeye kadar geleyim. Şuur ve hissi anladık abi. O demin o birinci şuur nereye yazmıştınız kainatta? Şecil kata işaretlemiştiniz. Ha, şurada. Görsek. Görmek isterseniz he. Tersten. Uçaklardaki zihin. Otomatik pilotla pilot gibi olabilir mi belki aslında? Artık zihni de çoğalt yani. Birinci, birinci şuur, ikinci şuur. Daire hayatta, daire iyilikte. Dediniz. Evet. Çünkü ikinci şuur burada ya. Yani mesela zihin neydi? Onu ezber yapma şimdi bak. Zihni toparlar mısın abi? Zihin neredeydi? Vicdanda zihin. Zihin değil. Vicdanda. Tamam. Peki, zihnin özelliği neydi? Neyle çalışırdı abi? Zihnin, dimağın bütünlüğü. Bütünlüğün taşındığı yer. Tamam. Yani aklı veriler. Yani dimağdaki aklı veriler vicdanın zihin sistemiyle giriyor. Dimağdaki veriler, kalbi hassalar hangi sistemle girer? Hisse. İzanla. İzan kalbi.
Evet. Tamam. Girer. Ona giriyor. İzani kalbi. Yani bunları bilmemiz lazım. Yani bu buraya nasıl aktarılıyor? Hangi yolla aktarılıyor? Dimağdaki akli bütünlük, yani vicdanı aktarılırken zihinle akli bütünlük. Dimağdaki manevi haller, manevi vahiyler, vahiy gelenler, bu dimağdaki şey izan-ı kalbi denilen izanla aktarılıyor. İzan neydi? Hakkı kabul ve tasdikti. İltizam neydi? Hakka teslim, tarafkirlik ve inkiyattır. Üç. Tamam, üç tane sıfatı var. Hakka teslim, hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyattır. Hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyattır. Bu iltizam, bu İslamiyettir. İslami. Bu varsa İslamiyet vardır. Çok acayip sistem çalışıyor. Bak kutudayız. Tamam. Biz bizdeyiz. Şu anda biz bizde yazıyoruz. Bizde oluyor bunlar. Abi şu anda mesela gittiğiniz zaman bir konsolosluğa, kapıdan içeri girdiğiniz zaman, mesela Almanya konsolosluğu. Kapıdan içeri girdiğiniz an orası Almanya toprakları sayılıyor değil mi? Evet. Şey değil mi? Aynen. Peki dimağa girdiğiniz zaman, izana girdiğiniz zaman acaba vicdanın toprağı? Vicdan toprağıdır. Konsolosluğudur. Usta diyor ki, mesela Suudi Arabistan'ın konsolosluğu müstemlikedir diyor. Yani içine girince Suudi Arabistan'ın kanunları geçer. O sitedeki evlerdeki her şey. Orada suç yaparlarsa kavga vesaire. Bütün işlem Arap kanunları geçer. Duvardan dışarı çıktı mı Türk TC'nin şeyi geçer. Yani dimağda da öyle. Şimdi kardeşler, bu birinci şuur, ikinci şuur yaptık mı bunu? Ben niyeti de mahsus yaptım. Birinci niyeti, ikinci niyeti. Tamam. Şimdi... Yani normalde hani dima lef-i mahfuzda ama biz burada artık lef-i mahfuz seviyesinde yani o şuuru konuşmuyoruz. Onun için daire ilim yaptınız. E tabi. Yani hani dima deyince biz ezber hemen elimiz lef-i mahfuza gidecek. E tabi. Vicdan dediniz veya kalp dediğimizde arşa gitmesi lazım ama yerleri normalde onun altındaki daire kısmı. Daireler. Bu biliyorsunuz daire ilim. Kimin dairesidir? Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Daire hayat kimin dairesidir? Arşın dairesidir. Tamam mı? Ha, unutmayın. Daire ilim, lef-i mahfuzun, daire hayat, arşın dairesidir. Kürse lef-i mahfuza, lef-i mahfuz ispata denir mi öyle bir şey? Denmez değil mi? Denmez de. O lef-i mahfuzun yazar bozar. Bu da lef-i mahfuzun yazar bozar tahtası bu. Tamam, kürs şey ne demek? Kürs nefsin takıldığı, şeytanın takıldığı, beşeriyetin takıldığı. Beşer, şer, hepsi hayır. Her şey burada takıldı. Buraya kadar insan insan değil. Burada insanlık veriliyor sana. Sana vücut verildi diyor. Sonra sana ne verildi diyor usta? Hayat verildi diyor. Bak, sana vücut verildi diyor. Komple. Sonra sana hayat verildi diyor. Sonra sana ne verildi? İnsan yani. İnsan da verilmiş. Sonra insandan sonra ne verildi? İslamiyet. Sonra ne verildi? Tahkiki iman. Sonra? Marifetullah. Sonra? Muhabbetullah. Sonra ne verildi? Asıl imamına verilmiş. Dolayısıyla cemaatinde var. Bu iki tane herkeste yok. Asıl imamı kim tanıyorsa onda var. İlmi, Kur'an'ı, hikmeti, imani. Evet. İlmi, Kur'an'ı ve hikmeti, imani veriliyor. İki tane. Alet elektrik. Evet. Alet elektrik gibi. Ona aittir. Asıl imamının ve cemaatine var iki tane de. Şimdi bize insanlık burada verilmiş. Evet. Bu lef-i mahfuz ve ispat ise lef-i mahfuzdan çık diye gönderilmiş. Eğer burada alem-i şehadete çıkacaksa bütün şartlar tahakkuk edince çıkıyor, çıkmazsa geri gidiyor. Yani kapı kule hudut kapısı gibi bu. Kapı daire ilmin bir altı mı gibi düşünmemiz lazım yani. Tabii. Konsolosun. Evet gibi. Şimdi bu da kafnun tezgahı, emri küm feyküm, hani biliyorsun. Şimdi geçiyor. Demek bir daha toparlıyorum. Bize kainattan süzülmüş hayat var. Biz bizdeyiz o zaman. Yani burada ne var?
Hepsini özünü al, hepsi bende var demektir. Dalga geçmedim, sizi maskaralık yapmadım. diye. Bu kainatın özünü aldım demek istiyorum. Aldım ne demektir? Ne varsa bende aynen var. İşte. Ama nasıl var? Ağaçtaki bil fiil, çekirdekteki bil kuvvet. Abi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Mecul çekirdek diyoruz ya, çekirdeği aslimiz. Sanki meyve, yani nereden çıktı da bilmiyorum ama, sanki meyve kürs de, meyvenin içindeki çekirdek alem-i şehadet sanki gibi geldi bana bir yana. Doğru, aynen. Doğru söyledim çünkü biz buradayız, aynıyız. Başı ile sonu aynı. Bak, ağacın kökü bu, ağacın meyvesi ve çekirdek de burada. Kulüvallahu ehad, baş. Allahu semed, devam et. Lem yelid ve lem yulet, ortası. Ve lem yekun lehum kufuven ehad, başı ehad, sonu ehad. Kulüvallahu ehad, küllehu kufuven ehad. Kulüvallahu ehad, küllehu kufuven ehad. Yani başı ile sonu aynı. Tamam. Aynıyız. Kur'an'ı okudunuz. Evet, Kur'an okudum burada. İhlas Risalesi kaç şeydir? Dört. Dört neydi? Dosturumuz. İhlas Risalesi ayeti kaç ayettir? Dört ayettir. İnsanın dört unsuru var. Orada üç tane dörtlük var Hasan abi. Şimdi ona bakıyorum da. Şimdi dur. Tamam, anladım. Sonra bu, devam sonra. Yani yedi kat sema, alem erva, emrüküm, feyüküm, levh-i mahve-i isbat. Birinci dörtlük. Evet. Ondan sonra kürs, daire-i hayat, daire-i ilim, cennet-i cehennem, ikinci dörtlük. Ondan sonra arş, leh mahfuz, arş-ı azam, mecul, üçüncü bir, dörtlük. Bir, iki, üç. Alem-i şehadet'i çıkardıktan sonra yani dört tane, şey üç tane dörtlük var. Yani birbirine içine geçmiş olan evet. Akıl, vicdan, kalp gibi şeylerin ama birbirinden ayrı ama iç içe geçmiş gibi. Yani şurada olabilir mi yani? Böyle o şey... Bunu yaparken böyle bir şey izlemeyeceğini hiç bilmiyorum. Saydık aynı çıkmış. Şimdi birbirine geçirmiş alemler. Defterleri alabilir misiniz? Şimdi bak. Alemler. Alem aleme geçirilmiş. Bak insan, şu hepsini çıkartayım mı? Bak böyleyiz. Yazılmış. Ondan sonra şuna geçirilmiş. Geçirilmiş. Şuna geçirilmiş. Yusuf olsaydı benden daha çabuk yapardı. Çok seviyorum. Bak geçirilmiş. En sonunda oyun oynuyorum gibi gözüküyor. Bu sen seçin. Saray nerede abi? Bu şimdi sensin. Şimdi biz neredeymişiz? Bizdeyiz. Bir yere gidelim. Burada ne var? Cennet cennet var mı? Hepsi süzülmüş. Hepsi sen. Cennete cehenneme gideceğiz. Değil mi? Bizler zaten var. Kim kime gidiyor ki? Şeyde de... Kabire gireceğiz. Şeyde derste ayet-i kübrada vardı ya abi. O ilk 13 mertebede, 13 mertebeye kadar alem-i şehadette gezen diyor, yolcu diyor. Alem-i gayba geçmek istedi diyor. Ondan sonra diyor, berzaha geçti diyor. Müstakim akıllar insani berzahlara giriyor. Yani müstakim akıllar ve münevver kalplere girdi diyor, o berzah diyor. Ondan sonra yani aslında biz şöyle hani yukarı çıkacakmışız gibi geliyor. Şimdi semavata çıkıyorsun ama ondan sonra artık gideceğin yer bitiyor. Ondan sonra geçiş noktası kendi içine gir, oradan alem-i gayba geçiyor. İçine geçiyoruz. İnsani berzahtan geçiyor, ondan sonra Kur'an'la gidiyor asr-ı saadete, gitti gördü ki diyor. Peygamberimizle görüştü diyor. Gitti görüştü. Kur'an'dan şey yaptı diyor. Direkt. Kardeş içeriden giriyor. Ve en son 19. da nereye geliyor? Aradığımız zattan sonra olmak diyor. Alem-i gayba da geçiyor. Vuruyor şey. Miraç'ta. Miraç.
Gördün mü? Biz bizdeyiz arkadaşlar. Kabirde sormayacaklar mı ben Rabbuken? Şimdi sana soruyorlar zaten. Allah Allah. Biz bizdeyiz. Bendeki insan-ı berzak kim? Akıllı kalp mi oluyor? Benim abim. Peki. Oradan geçiniyor. Berzak diyor zaten. Oradan geçeceksin diye. Yani geçmenin yeri sanki Üstad demiş yani. Bizatihi yaşamış anlatıyor. Evet. Geçmenin yolu bu. Böyle derslerdir. Yani bir de şey de var abi, orada Afaki ile Enfüsinin aslında uygulamasını yapmış Üstad. Afaki. Yani Afak'ta yaparsın yaparsın ama aradığın zatı arıyorsan geçeceksin o berzattan, başka yolu yok. Öbür oradan bir şeyde tefekkür ettim akşam. Bu hani ferşi arşa bağlar diyor ya Besmele abi. He. Allah var, Rahman var. Bu ortadaki de berzahi esma rahim. Yani insani berzah o rahimden geçiyor Allah'a emanet. O beni görüyor, ben onu, sen de ikimizi birden. Evet. Olabiliyor, evet. Şimdi, berzah tabii. Şuur ve histen süzülmüş, şuurun bir hulasasıdır, akıl. Ne kadar öz. Oradaki his de birinci şuursa, oradaki his gene vicdan diyeceğiz değil mi? Vicdan da his. Hissin başka şeyleri yok, çünkü ya ruha geçiyor şimdi. Ha. Veya şuur var ya, ikinci şuur. İkinci şuur nerede biliyor musun? İkinci şuur vicdanda demiştim. Vicdan neresinde? Zihinde demiştim. Zihinde. Tamam. İkinci his var. Ha, onu diyorum. Onu da... İkinci his vicdandaki histir. Birinci his. İzan mı oluyor? Birincisi yukarıdaki şeydir. Doğru. İzanda. O zaman o his de o his yani. Evet. Birinci his olması. İki tane his var. Bir dimağda his var. İzanda. Bir de vicdanda his var. Vicdan dimağı yetkilendirmiş. İzanla hissi koymuş. Yani o zaman o baştaki şuurla his o kabilden olması icap eder. Etmez mi? Öyle gözüküyor. Atlama yapmasak. Ha, tamam, bir yani sonrasında şey bilmiyoruz tabii, sisleyiniz de. Yok. Ben dokunmuyorum şimdi de. Yani evet. O tamam, siz şey yapın. Yok yok, şey değil. Şuur ve his, hani isterseniz ikisi de birinci de, iki birinci de kabul et, ister ikinci, bir de geçiş kabul et. O da olur. Olur. Hiçbir şey demedim. Ama şuraya kadar dikkat edin. Hulasa süzülmüş. Ruh süzülmemiş. Ruhta süzülmek yok. Cevher. Oradan gir, oradan gir, oradan gir, oradan gir, yok. Buraya kadar bitti. Yani şey diyemeyiz mesela. Yani ruhun sıfatları onlar. Ruh süzülmüş enedir diyemeyiz. Hayır. Giydirilmiş. Yani ezbere bildiğimiz o gibi oluyor biraz. Sakın. Sen onun için yazdın. Buraya kadar süzülmüş. Hulasa. Asla ruh süzülmemiş. O zaman şeyde çizdiğimiz yerde ruhun dört şeyi var ya. Zihin, hayat, zihin, şuur. Kardeşler. Onlar sıfatları. Bak. Buraya kadar süzülmüş. Bu süzülenler neresiydi? Görün. Görün. Kainat kadar süzülmüş. Bundan sonra süzülme yok. Kardeş buraya kadar. Ha, görün. Yukarıdan sonra hayat yok mu adam? Sensiz yok ya. Hayatın aslı burada. Allah Allah. Oradan yukarıya. Hayatın aslı burada. Aynı hayat. Bak, maddi hayat görüyor musunuz? Maddi hayat görüyor musunuz Halim Şah abi? Usta şöyle geçiyor. Gene aynı yer. Maddi hayat. Aynı hayat. Hayatın zatları ve cevherleri. Tamam? Üç tane. Hay isminin en azami tecelli ettiği yer neresi? Arş. Unutmayın. Bu aynı hayattır. Bu hayatın zatıdır. Burası zatı. Bu aynı hayat. Maddi hayat. Dünyadaki maddi hayat. Maddeye dönüşmüş. Hakikatini değişti. Meratip süzülmüş. Arkadaşlar lütfen. Bu süzülmüş. Ruh süzülmemiş. Ruh asıl mı oluyor abi? Cevher. Evet. Cevher. Ruh, şuraya bir isterseniz yazayım. Şunu. Çok güzel abi. Ziyaret edin şu. Cevherler. Abi büyük işaret edeceğiz de diyor ki kalp hayatın kaynağı ve makinesi. Evet. Yok. Tabii kalp. O zahiri şeyde basıyor ya kalp. Hayatın makinesi gibi ya. Şimdi
Bu süzülme şimdi gördünüz mü? Bunu belki de 3-4 tane derste zor şey yapar. Yani bu süzülmek buraya kadar. Bu şekli görmeseniz hep ezberdir. Kainattan süzülmüş. Tamam. Ha, şimdi geçiyorum. Ruh ise, ruhun yeri neresiydi? Burasıydı. Buraya koyun kafanızı lütfen. Tamam. Hop. Sana şu alarmımız çalıyor. Çalır. Ha. 11 saat. 11 çeyrek geçiyor. 15 dakikada çalıyor. 15 dakikada çalıyor. Çalıyor demek ki. 15 dakikada çalıyor telefon duymuyoruz. Pardon. Çalmak titriyor herhalde. Titriyor. Ha. Şimdi ruh dahi hayatın... Ama ikinci okumadınız. Bir daha akıl dahi... Akıl nerede? Akıl okudum. Okuduk mu? Okuduk. Okuduk. Ben yok muyum? Nerede geziyorsun? Peki, ruh dahi, şey, akıl dahi şuurdan, histen süzülmüş, şuurun bir hulasasıdır. Akıl şuurdan süzülüyor, şuurdan süzülüyor. Mesela, akıl dersi yapmıştık bir dima dersinde. Kaç mertebe vardı? 12. Ya 24'tü veya 33 mü? 28 olsa peygamberler... Takvim. 24'tü orada ya. 24. Peygamberler tevafuk eden şey de vardı Kur'an'da. Şimdi bu aklın içinde ne vardı aklın? Şuurda vardı. Şuurda vardı. Hulasası, akıl şemsiye. Şimdi geçelim oraya, girmeyelim. Yani çok konuşmuştuk onu. Ha, ruhu süzülmemiş. Ruh dahi kimin? Halis, safi bir ceberi, sabit ve müstakim zatıdır. Neyi? Neyi? Ruh dahi. Hayat. Peki, şimdi ezber olmasın. Hayatı neymiş? Halis, safi, bir cevheri, sabit, müstakim zatıdır. Şimdi gel. Hayatın aslı neresiydi? Arş. Onu hemen yazayım ki. Arş. Tamam. Şimdi ne kadar oturuyor abiler? Hayatın. Hayatın. Safi, sabit, müstakil cebeli. Yani hayatın. Hayatın nesidir diyor. Halis, safi bir cebeli. Cebeller alemi. Yani ruhun sıfatlarını konuşuyoruz abi. Aslında o şeyi çizsek çok güzel olacak. O zihayat, zihşu direkt oturuyor yani. O ruhun, bunlar ruha takılması lazım. Evet. Onu şuraya yapayım o zaman, o nasıl bozmaz onu. Şöyle yapayım. Yuvarlak yapayım böyle. Şöyle yaparsam olur. O yuvarlığa şimdi döndüm. Arkadaşlar, o yuvarlak şimdi döndüm. Elektriğe hayat dersek bilgisayarda, üzerinde çalışan veri, sıfır ve birler, his ve şuura, süzülen akıl, onlardan süzülen akıl da ilk bir şu bir şeye, direkt ikinci şuura bakan bir cihet gibi diyebiliriz yani. Ya yani bilgisayardaki sistem elektriğin içinde sıfır ve bir, yani veri ve veriler var. Onun arkasında akıl ve ruh cevherleri var. Ruh programlar, akıl programlar, işletim sistemi de ruh. Windows programı. Abi onlar latifeler, aşağıda latifeler. Küçük şeyler. Ona uyuyor değil mi? Ha, tabii. Zih şuur diyordu. Zihayet. Zihayet. Vücud acizi. Allah. Akıl hangisine göre? Akıl. Şuur. Akıl şuur birinci. Evet, şuur. Daha hulasa. Bunu bir iki gün önce sana bir gönderdi. Neden gönderdi? Bunu anlamadım. Şeyin içinde
Gıdafilet bedenimize, gıdafilet madde bedenimize bunu çıktı. Toplamda şeker gibi. Sonra şimdi burada ne demiştin Harun? Şimdi şey konuşuyoruz ama ruhun aslında üç üç etti. Vücut harici daha sonra. Ha, mahluk ruh. Şu mahluk. Mesela hayat, kainattan söz ediyorum. Ha kainat var bir de. Ruhun sıfatlarını yani konuşuyoruz. Evet. Şu şuraya gelmedin. Kainat var. Evet. Bunun üstünde kainat var. Zihin tarafı. Vücut harici kainat de. Esek burada, buraya göre. Kainat. Ondan sonra zihayat zaten hayat 50. Hayat. Ondan sonra zişur dima. Kanun-i emr şey emri kanunlar şeydir. Burada böyle koyalım. O yok yani. Üç tane olunca var var. O da var da geçen gönderdiğiniz şeyde vardı Hasan abi. Hayat şuur ve his yok şey kanunu emri emri kanunlar Arşazam'dır abi. Arşazam da nasıl koyacaksın? Mahluk ruh Arşazam mı diyelim? Ruh yani sen bunları koymayayım da. Şimdi onlarla dimamız zor. Ne demiştik diye. O bunun gibi dur ya. Şimdi devam ediyorum. Öteki tarafı, şuradayız. Ruh, hayatın, yani ruh hayatın, şuranın, hayatın burası. Tamam mı? Hayatın kaynağı burası. Ruhun kaynağı burası. Diman kaynağı burası. Nefsin kaynağı burası. Şunu da yazayım ki onu da şey yapayım. Nerede o kalem? Beşeriyet. Tamam mı abiler? Geçiyoruz öteki tarafa. Daha girmedik konuya. Evet. Bu teknik gidiyoruz. Abi şey geldi aklıma. Hani şimdi bazı insan diye alıyorsun, adamı süzüyorsun, süzüyorsun. Ulan süz Allah süz su şuur çıkmıyor. Ama nasıl adı insana ne kadar benziyormuş. Çünkü ve bazı çürüyen meyveler var. Meyveyi alırken koydum da ben. Suyunu alacaktım ki komple kendisi indi aşağıya. Kendi komple su olmuş. Yerine bile kalmadı. Yani asılla cevher hep belli olmuş. İkisi aynı olmuş. Suyu muyu kalmamış. Her şey aynı. Meyveyi koydum su alayım dedim. Hepsi dipte. Peki şimdi başlıyor muyuz? Ruhu anladık mı abi? Hadi bakalım. Öyle de maddi ve manevi hayat Muhammediye dair. Bunu çözmen lazım. Öyle de dediyse aslında aşağıya anlatacaktı. Onun için yukarıdaki bilgi verdi değil mi? Evet. Aslında anlatacağı öğleden sonraki. Evet. Maksat aslındaki yer aşağıya. Öğleden sonrası. Şimdi öğleden sonrası. Ha, bu teknik bunlar bilginin haberiniz olsun. Evet. Şimdi anladıysan anladın. Bunu, bu enfusiydi. Kendinden. Şimdi bak bir kainat sen kimsin? Hayat süzülmüş senin. Şuur ve his süzülmüş. Akıl süzülmüş. Sana safi, müstakil böyle bir ruh. Şöyle sırayla yani mesela kainat, öyle. Aşağı hayat, aşağıya kainat, hayat. Aşağıda ondan sonra şuur, his, akıl, ruh diyeceğiz değil mi? Öyle. Şey bu. Öyle. Sıralamamız. Yani bu sana şahit olduğun, uydurukçasıyla tanık olduğun şey. Enfusi. Tamam mı? Tamam. İyi misiniz?
Biraz da gidelim, 12'de mola veririz. Hani şimdi müjde vereyim ki insan motive oluyormuş. Bu laf motive ediyormuş. Acayip bir şey, daha olmadı. 12'de mola veriyoruz. Beyin tamam dedi şu an. Tamam, 12'ye kadar dayanıyorum istediğine. Gel canlı gel. Arkadaşlar, Peygamberimiz hani beni deliyor diyor dedim ya. Yani bunu bildiğin zaman acayip oluyorsun bak şimdi. Maddi ve manevi hayat Muhammediye. Dahi. Hayat var diye bizim yukarıda kainatın süzülmüşü. O hayat ve nuru kainattan süzülmüş. Hulasat-ı ruhu, ruhu kainatı. Mesela şu. Maddi ve manevi hayat Muhammediye. Kainatı gözünüzü şey yapmayın. Kitabı sileyim mi? Kainat mı yazayım? İlgini böyle şey yapar mısınız? Yani etkilenmiyorsunuz değil mi? Kainat yani. Hı. Maddi ve manevi hayat Muhammediye dahi hayat yani daire hayat yani şuranın bütünü hayat ve hayat ve ruh kainattan şuradan. Yani birisi mülk hayattır, melekutu ruhtur. Maddi ve manevi hayat Muhammediye hayat ve ruh kainattan süzülmüş. Bunun hulasası bizde. Hulasanın hulasasıdır. Maddi ve manevi hayat Muhammediye. Maddi ve manevi hayat Muhammediye'yi burada gösterdim galiba. Maddi hayat Muhammediye'yi daha önce biliyorduk. O ilmi kullanır mısınız abi? Maddi hayat Muhammediye. Evet, hadi bakalım abi. Maddi hayat Muhammediye. Kim diye biliyorsa bir tane maddi hayat Muhammediye şudur. Ahmet Aleyhisselam. Ahmet Aleyhisselam orada çalışmış. O da olabilir ama onu kastetmedim. Bak. Ağaçtan mı örnek vereceksin? Ağaç diyorsunuz abi. Olabilir. Ağacın zahiri. Bak. Mührü. Maddi hayatı Muhammediye maddi hayat Muhammediye, kainatın zahir, evvel ahir zahir baktığında zahir. Evet. Risalet-i Muhammediye'de şey oluyor. Tamam abi, otursun. Şimdi şeyi kaçırmanızı istemiyorum. Bir şey dediği zaman parmağını oraya koy. Maddi ve manevi hayat Muhammediye, evet kainatın koy kaya. Burada. Hayatından ve kainatın ruhundan. Kainatın hayatından ve kainatın ruhundan. Şeceri hikatin değil. Süzülmüş biziz, meyveleriz. Ama bizim de aslımız olunca hulasanın hulasasıdır. Hulasatın hulasa. Hulasa biziz. Her hayatı. O zaman hulasa biziz. Hulasanın, bizim de hulasamız oysa biz onun temsilcisiyiz. Maddi ve manevi hayat Muhammed'i güneş olsun. Yerdeki aynalar. Cilvedi. Aynalar biziz. Ayna biziz. O ayna bizim bizim sistemimiz biziz. Aynada gözüken güneş semanın güneşi ya. O zaman Peygamber Aleyhisselam biz cilve-i Muhammediyeyiz. Nadir'e bunu çok derdi. Anladık mı? Cilve-i Muhammediye. Bu enfusi meselelerin kaynağı kim biliyor musunuz şu dersleri? Nadir abidir. Laikaların hassasiyeti Zübeyir abi ve Rüştü abiden geliyor. Düşünürken misali konuşmayı abimiz, vakıf abimiz, Hızır abimizden geliyor bana ve size de geliyor. Bu enfusi şeyleri Nadir abidir bunun piri.
Ama bu kadı gelişmemiş ama çekirdeğini atmış. Yani külliyattaki. Ne derdi? Ben ismimi değiştirdim derdi. Ne derdi? Ben Cilve-i Nur-u Muhammed'i. Evet, Cilve-i Nur-u Muhammed'i istedi. Ben ismini böyle yazdım dedi. Defterine yazmış. Nadir'i silmiş. Cilve-i Nur-u Muhammed'i. Ta 30-40 sene önce demiş. Ama buna deli diyorlar. Yani meczup diyorlar. Abi. Bana dedikleri gibi. Ben de dolaşıyorum deyince meczup deyip dediler. Deyince içimler. Ve hoşuma da gidiyor. Kimisi filozof diyor. İkisi de ters. Meczupla filozof çok da ters diyor. Şimdi, abi nasıl ayırt etmek lazım? Neyse ben biliyorum. Bak şimdi. Şu maddi ve manevi deyince çok önemli olduğu için ben burada durdum, heyecanlandım. Otursun ne olur? Maddi hayat-ı Muhammedi, manevi hayat-ı Muhammedi. Kitab-ı Mubin, İmam-ı Mubin neydi? Levh-i Mahfuz'un defterleriydi. Tamam. Kainatın maddi hayat-ı Muhammedi, manevi hayat-ı Muhammedi. Arkadaşlar, külliyat bir şey. Bir örüyor, bir halıyı örüyor, haliçeyi örüyor. Sağdan soldan iplikler geliyor, ortada bir şekil alıyor. Hepsini örüyor, farkında mısın? Sen sende olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bir yere gitmiyor. Biz bizdeydik. Biz bizdeyiz. Biz bize geleceğiz. Biz bizde olacağız. Ben bunu hulasasıyla isem zaten bende var. Ustad diyor ki cehennemin cehennem Adem'dir. Ucu da insanda. Esas cehennem değil, Adem var. Onu 741 sözlerde 10 ders yapmıştık. O sitede var. Cehennemin cehennemi. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Bismillah. Allah'a emanet. Niye keyif veriyor? Allahu Ekber. Başka bir şey konuşmuyoruz. Seni, kendimizi konuşuyoruz. Keşfedilecek hazine biziz. Keşfedecek kişi de biziz. Biz bizdeyiz. Her neyse. Aradan çık çıkart. Onlar biraz Hasan abi şuraya onlar da gitti. Burada durun da şey bir yazar mıyız? Böyle. Buraya mı duruyor? Ha burada. Şey olsun da şöyle ben şekil gözüm. Nereye? Buraya mı buraya mı? Sola da olabilir. Sol boşluğa kainat yazın abi. Aşağı bir ok hayat. Aşağı bir ok. Şu. Akıl ruh. Yani özeti göz. Şimdi oralarda boğuluyor. Tamam. Benim öyle oluyor yani. Yukarıdan aşağı değil ama aşağıdan yukarı. Doğru. Nasıl dersen yani yazış sırasına göre kainat. Kainat, sonra hayat. Şu. Ha yani sıra yani şey olsun göz. Ondan. Yürümüyor ya şey. Karıştırıyor. Allah razı olsun. Tamam. Yani öyledir. Dolayısıyla cehal yazalım. Ha yani sıra şimdi böyle gidiyor. Maruf orada süzülmüş değil. Cehal yazacak. Hayatın kaç tarafı. Hangisine? Ruha cehal süzülmüş. Tam ruhtan zaten bir şey yapmayacağız ki. Akıl da bir cevher ama bir yerde. Tamam öyle. Ha öyle yapmışız. Değil mi? Şey böyle. Bunda bir yanlış var mı? Bir yerde akıla da galiba cevher. Akıl, akıldan süzülmüyor ama ruh. Öyle bir şey vardı sanki. Ruh akıldan süzülmüyor. Süzülme yapmadık işte. O akıl yani. Değil bu ki. Bütün sır. Yani böyle mi yapayım? Aynı böyledir de. Kiranım. Tamam. Yani siz akıl zannet. Bak şimdi şeye geldi. Dört oldu şimdi. Sana. Bu okları silah. Dört tane şey var. Ne oku, ne silin? Ortadaki kırmızı öyle. Hangi? Yo yo doğru o, öyle olacak. Onlar öyle. Yok onlar olacak. Şimdi kaç? İki, dört işte. Ha dört oldu, orada da çıkacak sanki gene o dört şey. Ha burada şey yazmamışım. Kainat yazmamışım buraya. Tabii yani mantıken öyle. Kainat, tamam zaten öyle söylüyor. Hayat. Kainattan süzülmüş. Tabii. Kainat olmuş. Hayat. Kainattan süzülmüş. Kainattan hayat. Hayat. Kainattan hayat. Hayattan şuur his. Evet. Değil mi? Şuur histen de akıl. Şimdi doğru. Mesela bak şuraya koyarsak. Bak şuraya koyarsak. Akıl. Akıl ve şuurdur. Buraya akıl koyalım bak. Tamam, şuur akıl. Da var ama onu düşünün. Ama ters olmadı mı bu şimdi şey ya? Tamam işte.
Şuur şey, işte akıl. Ha, şuur ve hissi nereye yazacağımızı düşünelim ona göre. Ha. Çünkü ikisi aynı gibi duruyor. Ben onu dimağımıza yolladım. Hasan abi. Kanunla emri bir şeye bağlarsak. Hasan abi en son burada. Şöyle yazayım de. Hayat hayat. Çalışmayı dimağ grubuna yolladım. Şimdi oraya bakarsanız gözükeceksiniz. Ne ya? Ne? Geçen sizin yolladığınız çalışmayı ben aynen dimağ grubuna şimdi yok yolladım. Görmek isteyen dimağ grubunda WhatsApp'ta hemen bakın. Ne? Bunların nerede olduğunu görebilir. E tamam söyle. Ne? Sen söyle. Ne var? Defterde mi var? Dima grubuna attım şimdi abi resimini. Söyle abi işte attıysa söyle. Abi orada yok onlar. Bunlar yok orada. Şimdi şuuru yazarsak akıl kanun emir oluyor. Hasan abi. Evet. Vücud harici kainat. Akıl kanun emir olmaz ki ya. İşte kalıyor yani. O olur olmazı bilmiyorum. Yani şuraya uydurursak dedi. Ama sen gene kafan karışmasın ama bir görün gözünüzde. Tamam. Kanun emri aslında uyuyor. Kanun emrinin ne olduğunu bilmeyince tabii onu anlatınca dağıtıyoruz. Şu tamam sıralamayı ben mi anlamadım acaba? Ha. Yani kainat, hayat, akıl, şuur değişikliğinde olması lazım değil mi ya? Tamam. Buraya tamam uyduk şey. Kardeş, buraya dokunmadık ki. Bak, kainattan hayat süzülmüş, hayattan his süzülmüş. Ne var burada artık anlaşılmıyor? His ve şuradan akıl süzülmüş bitti. Oradaki alt alta yaz diye bir şey. Ha bu. Bak kardeşim kainattan kainat mı? Hayat süzülmüş. Hayattan his ve şuur süzülmüş. Şuradan akıl süzülmüş. Bu maddi manevi hayat muhammedi de yapabilir misin böyle? İşte ona geleceğiz şimdi. Daha buraya gelin yazalım dedi ki yani böyle kıyas belki yanına bir daha açacağız. Aynı belki mantıkla gidecek Allah'ım. Şimdi maddi ve manevi hayat muhammedi ya. Tamam mı? Biraz önce gösterdim. Bak hulasat-ı hulasayı görüyor musunuz? Maddi ve manevi bir daha geliyorum. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye kainatın hayatından, kainatı deyince elini koy buraya. Hayatından ve ruhu kainattan bir isim, bir isim, böyle ikisi meleküt demektir. Hayat mülktür. Ruh buranın meleküttür. Süzülmüş. Hulasat-ı hulasadır. Kainatın ruhuna arş-ı azam demişsiniz abi. Oradan mı? Şimdi gelelim şeye. Şimdi bu kainat mıdır kardeş? Başladık şeyimiz. Bu kainat mıdır? Evet. Bu kainatın dışında ruh olacak. Kainatın ruhu. Kainatın ruhu budur. İşte 30 sene meşgul olduğum şeye girdik şimdi. Aslında orada biraz da izah edecektim ama sen direkt deyince burayı hemen parmağı sen gösterdi. Buraya intikal edince artık şeyimiz buraya fren, kadar. Fren patladı mı? He bundan sonra tamam. Girin. Bu kainat mı kardeş? Evet. Büyük insan. Evet. Şimdi büyük insan diye hep konuşuyoruz. Bu büyük insanın ruhu yok mu? Var. O ruhtan ruhum gelmiş. Bu büyük kainatın küçültülmüş ben mi? Hayatı yok mu? Var. Hayatım oradan gelmiş. Nefsi yok mu? O da ölecek diyor. Kainat da ölecek diyor. Kainat da bir nefistir. Ondan gelmedi mi bana şey? Nefsi. Bu bu şey şeceren yıkatı da biraz bizim değiştirmemiz lazım. Böyle bölgesel ayırmak gerekiyor. Ama şu an arşa kadar olan kısmı var ya. Farklı. Hani böyle basamak basamak oluyor. Öyle ama. İnsanın zihni hep böyle aynı mertebeler gibi hissediyor. Yani ben öyle hissediyorum. Yani burayı bir kere arşın altı bir kere ayrı bir şey olacak. Onun üstü başka bir şey olacak. Zaten mecul üstü farklı. Yani bunların detayları var ya. Hissettirir şey yapmamız lazım. Şunun detayı bunun bu arş-ı azam diye saatlerce ders yapacağız. Yani o içi acayip o. Öyle cevherler alemi yani. Bir ara mecule azıcık girdik çıktık. Arş hiç dinlememişiz yani o zaman. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Doğru hiç. Hiç. Yani. Mecul. Şu kabuk karşı şu çizgidir ama. Şu çizgi ya. Şu çizgilerin bile. Çizgilerin. Her çizginin. Her çizgi. Hepsi berzah değil mi? Hepsi berzah. Bir tanesi şu işte kabuk karşı. O kalan elinde. Şu çizgiyi ben bir tane söyleyeyim size. Arş'ı söyleyeyim abi. Ve arşla cennet arası mı? Yok, arşla lef muhafız. Ha, onun şu çizgiyi söyleyeyim size. Şu çizgiyi söyleyeyim. şimdi şöyle yapayım.
Herhalde kan gibi. Gözünüzle göreceksiniz. Olur olur. Allah. Oranın berzahı kim yani? Biraz al abi. Tamam yeter. Şimdi dedi ki lef-i mahfuzla arş arasında şu çizgiyi bana anlat o zaman. Çizgi neymiş? Lef-i mahfuzla dedik. Onlar kırmızı olan. Gri olan. Şu. Şurası. Kalp arası. Ha, şurası. Yani şu sistemin şu içeriği, şurası. Ha şu. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin'in ayırıyor bunları. Şunları. Daha belirgin yapayım size. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin ve şunlar. Şunlar. Şunlar belirir içindekiler. Daha işinize yarar veya daha şey olsun. Sizin anlayacağınız. Evet, anlayacağınız değil mi? Daire ilimle, daire hayatın arasındaki o çizgi var ya. Şu basit gibi gözüken şu. Hani İçeriğin bugünlerdeki gibi. Konumuz olduğu için. Bir, kanun-i ilmidir o çizgi. İlham-ı fıtridir o çizgi. Fıtrattır o çizgi. Sevki kaderidir o çizgi. Desti kudrettir. Vicdandır. İncizap, iştiyak, ihtiyaç ve meyil. Meyilin aslı cevher buradadır. Meyil, dairesi buradadır. Yani evamir-i tekviniye neredeydi? Evamir-i tekviniye buradadır. Mecnun'un üst tarafı. Ha. Bunun dairesi şu çizgidir. Şu. Çok 25. kare oldu. Bir daha. Evamir-i tekviniye. Onun dairesi. Büyük insan namus tarafı. Evet. Şu geçişlerdir bak, şu geçişler. Mesela kürsi ile lef-i mahfuz ispat arasındaki berzahın adı ecelli musemma, ecelli muallak. Lef-i mahfuzla arş arasındaki geçişler İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin'dir. Yoksa lef-i mahfuz kendisi İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin değildir. O dışa vuruşudur. Geçiştir o. Alt üst çizgileri geliş. Bak tebahur tamam. Tebahur eden daireye hayata geçiyor. Etmeyen ilimde kalıyor. İkimiz var da. Çok tuhaf değil mi o çizgi? Ecelli muallak. Ecelli musemma. Şeyle, kürsüyle lef-i mahfuz ispat arasındaki bir berzahın anakrukisi. Şimdi ecelli musemma, ecelli muallak girse kaç saat alır? Bu çizgi ya. Şu çizgi ya. Şunla şu çizgi. Birisi... O tek tek güzel okunarak, çalışılarak bunlar öyle şey yapmış, o çizgiler konmuş. O çizgiler rastgele aldı kalemi çizdi öyle. Ya bu çizginin anlamı, bu çizginin kürste şu anlamı eceli müsemma ve eceli muallak. O çizgi, o ayırıyor. Yoksa paldır küldür de kat, beton var şimdi. Bu katta alt katına sayacaksın. Bu lef-i mahfuzla arş arasında lef-i mahfuz, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin'i ayırıyor. Yoksa lef-i mahfuz, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin değil. İçindeki sistemin adıdır zaten. Hep o mudur ya? Biri de mekan çünkü gibi bir tane, içini söyleyeyim bir tane. Lef-i ezeli var diyor. Lef-i mahfuzun içinde ne varmış? Lef-i ezeliler var. O kadar işimiz var ki daha. Yani arş, cennet, cehennem bir içinde bir sistem. Sistem, mesela taaluk. Taayyül, tasavvur, taakul. Taakul. Taakul akıl değil ki. Dimağda. Taakul sistem, içinde de akıl var. Akıl bir sistem, içinde 24 tane, 30 küsür tane meratip var. İçinde bir tanesi mesela tefekkür. Tefekkür bir sistem, içinde yol var, fikir var. Yol bir sistem, içinde şey var, malzemeler var yani. Dibin dibi yok ki. Git de git. Yok yani. Maddede de öyle. Atom parçalar, kuarklar, çık, enerji, çık, esir, çık, madde hayat, çık,
Aynen. Aynen. Çık. Hayatın zatları cevherleri. Bitti. Nasıl ruh? Yok ki dibimi. Nereden girersin git. Buradan git. Sen buradan git. Artık gühelesini yayın git. İstersen böyle döndür. Böyle döndür yayın. Kalemini. İstersen böyle döndür. Dönüp oraya gittikten sonra artık her yerdesin. Nerede dönersen dön. Yeter ki durma. Karıncanın hiç yok. Karıncayı. Bu cesette dolaşıyoruz. Şu anda bizdeyiz, bizde ders dinliyoruz. Biz, bize biz anlatıyor. Şu anda bizi anlatıyor. Yaşıyor muyuz abi biz şu anda? Yaşıyor muyuz? Derken de o söylettiriyor zaten sana. Öyle mi? Yok. Bana, pek şöyle diyeyim. Şöyle bir kutu düşün bunu. Hayır, siz acaba mülkenli kim misiniz diye düşünmeye başladım bu sayede şimdi. Hani hocası gibi görülmüş ya. Değil mi? Bir yaramaz çocuk olur ya. Evvel evin delikleri var falan, manifestleri var, camları var. Hey buradayım, görüyor musun? Delikte bağırır, kaçar. Bazı yerden bakar, bazı yerden konuşur değil mi? Şimdi içeride ufak bir Hasan dolaşıyor. Buradan hey bağırıyor, buradan dışarıya bakıyor. Namaz kılarken bana öyle geliyor bazen. Böyle, içerideyim de çok tuhaf şey, tuhaf yani insan. Abi şimdi insan bir mesela şu masayı dışarıdan tanıması daha kolay. Masanın içine girdiği zaman biz masayla irtibat kurmamız bizim için zor bu halinde. Evet. Öyle bir şey yapmış gibi. Kendimizi nasıl dışına çıkacağız, nasıl halledeceğiz? İçimiz içimizde, dışımız içimizde, iç de dışımızda. İçimiz dışımızda, dışımız içimizde. İki en uçtayız. Bir aleme şahit, meyve düşün. Bir de enedeyiz. Meyveye göre ağaç nedir? İçi dışında. Peki ağaca göre mi meyvedir? İçi dışında. Öyle değil mi? Evet. Yani böyleyiz arkadaşlar ya. Daha iyi tanımamız için al arkadaşlar. İçimiz dışımıza çıkmış. Buyuz. Pat diye, hap diye hamur sıkarsında bir yerde fışkırır ya. Bizi kainat şecil hap sıktı. Lap attı kainatta buradayız. Şimdi aslımızı tanımayız. Yani bir yere gitmiyoruz. Hep bizde keşif oluyor. Birinci şuurla bakınca abi şey dışarıdan içeri, ikinci şuurla içeriden dışarı. Dışarıya bakıyoruz. Aynı. Çok güzel. Şimdi geçiyoruz maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Kainatın hayatı ve kainatın ruhu. Ha şimdi dur dönmeyin. Kainat büyük insan mıydı? Onun da ruhu var. O ruhumuz oradan. Kainat büyük insandı. Onun hayatı bizim hayatımızdan. Evet, kainatın ruhundan bahsediyorum. Kainatın ruhu arşazamdır. Kainatın aklı lef-i mahfuzdur. Kainatın kalbi arştır. Ruhumuz da oradan. Evet. Kainatın hayatı da arştır. Devam ediyorum. Kainatın şuuru çok önemli. Bu çok zordu. Bunu tespit etmek, belki bir derece bulursun. Şu şuuru bulmak çok zor. Koyamadınız değil mi bir yere? Allah'ın şeyi günlerce Allah nasip etti. Didilmemin sebebi birinci şuur, ikinci şuuru düşünemedemem. Yani düşünemediğimden dolayı veya ona geçmiş malzemeyi, şuur malzemesini tekrar oturdum. Vay! Birinci şuur, kainatın şuuru ararken olmaz. Birinci şuuru öğren dedim. Şuuru okun ki vay birinci şuur var, ikinci şuur var. Birinci şuur, ha. Birinci şuur, daire. İkinci şuur, o zaman kainatın daire, şuuru, cemi. Daire, ilim olmuyor birinci şuur. Hayat dediniz. Birinci şuur, daire hayat. Değil, daire hayat. Hiç onun şey, öyle olmuş. Arkada da hayattan şuur çıkmıştı değil mi? Yazmıştı ya alt altta. He? Hayattan şuur çıkmıştı diyor. Evet. Onu söyledi abi, yazdık ya. Ne diyor? Arka sayfa, arka tahtada yazdık ya. Akıl ve şuur, dünya. Şuurlar, hayat, hayattan şuur, hayatla. Tamam. Orada var zaten. Şimdi akıl ama hayat. Şimdi bu şuur daire-i hayat daha dışarıda. Birinci şuur. Hayat. Daire hayat daha dışarıda. Buradayız. İçeriye girince daire ilim daha içeride. Anladım. Anladım seni kastettiğini. Bunlar düşünerek söyleyeyim. Yukarıdan aşağı iniyor gibi gözüküyoruz ama aslında buradan böyle giriyoruz. O zaman ilk muhatap olduğumuz daire hayat birinci şuur budur. Buradan girerken.
Bak giriyorum. Birinci şuur, ikinci şuur. Tırrrr. Tamam mı? Bir daha. Vay geliyor, birinci şuur, ikinci şuur oluşturuyor. Birinci şuuru inşa ediyor, sonra ikinci şuur ihya ediyor. Bu daire-i hayat arşın dairesi değil mi? Arşın dairesidir. Arşın dairesi ise vicdan da Arnavun demek istiyor. Vicdandaydı ya ikinci şuur. Evet. O zaman vicdan arşsa yani kalp oraysa şeyde daire-i hayat olmalı. Daire-i ilim de lef-i mahfuzun dairesi ise dimağa bakıyorsa birinci şuurda dimağdaysa, tahakküldeyse o da orada olmalı diyor. Öyle gibi. Şimdi ben bir... O noktayı nazardan da öyle gibi gözüküyor. Evet. Şimdi. Ama biraz da öyle gözüküyor gibi. İstersen doğru. Doğru. Ben şöyle herhalde yapılmış o... Siz şimdi buradan gidişte... Buradan gidişi yaptım. Birinci şuuru kullanır ilk önce dediniz. Evet. Şu, ondan doğru. Mesela vahiy geliyor. Dimağ iç şuuru oluşturuyor. Zaten ilk şuur, ilk niyet, ustad böyle diyor. Bunu yaptık. Peki her şuur ettiğimizi, her niyet ettiğimizi yapıyor muyuz? Hayır. Sonra nasıl vazgeçebiliyoruz? İkinci şuur, birinci şuuru iptal ediyor. Ondan. İkinci şuur daha içeride. Vicdanda. Vicdanda. Kalp arştır. O zaman bu daire hayat şeydir. Bunun dairesi ise... Dairesi ise doğru. Olabilir. O zaman şunu yerini değiştiriyoruz. Şimdilik bir şey işlemeyin Hasan şey, abi. Evet. Ben çünkü... aslında düşünerek vesaire... Acaba mantık da doğru yani. Şu an söylediğiniz de doğru. Sizin dediğiniz de doğru. Ama bir şeyle daha sağlamak lazım. Acaba mesela daire-i ilmin yani birinci şuurun aşağılarda olması mantıken gerekiyor ya. Daire-i ilim değil de ilmin başka şeyleri daha var şecere-i hikatte. Var aşağıda. Aşağı. Lef-i mahve ispat onu dairesi. Oralarda birinci şuur kullanılıyor olabilir. Daire ilimde ha. Değildir de. O zaman tamam, mevzu yerine yapılmaz. İkisinin bir ve iki. Ya yer değiştir ama şuur burası. Aklımıza dursun. Tamam. Tamam. Yani bunun yer değiştirme şu. Biri buraya, iki buraya yazmak. Yani ikisi. Ya bir bu, ya bu diyoruz değil mi? Ama kainatın şuuru bu. Tamam. Ya şey demiştiniz ya, dima kalbin şubesi olduğu halde niye yukarıda falan diye bir açıklama evet. Yapmıştınız. Onunla ilgili olabilir. Aynı. Yani çünkü orada çalışayım. Şimdi onları tek tek düşünmeye çalışıyorum. Yani mesela niye lef-i mahfuz yukarıda demiş soruyorlardı da. Madem kalp şey. Zaten sistemde de böyle. Kafa yukarıda, kalp aşağıda. Yani bu aşağısı yukarısı değil. Çünkü kafayı kalpsiz düşünemezsiniz. Bu vücudu bir ayağa dima, bir ayağa vicdan. Bu vücudu tutan. Kalbi de makisi efkâre, dima, mazal hissiyatı, vicdan. Yani kalp deyince bu lef-i mahfuz müstakil değil. Arşsız düşünemezsin zaten. Tamam. Şimdi biz kainatın şuurunu arıyoruz. Şuurunu. Birinci, ikinci şuurdan bahsetmiyoruz. O bizde ait. Kainatın şuuru dairedir. Daire ilim, daire ayetin cemidir. Tamam mı? Kainatın vicdanı var. Kainatın vicdanını tespit etmek de çok zor oldu. Vicdan, daire-i ilim, daire hayatın cemi, kainatın vicdanıdır. Kainatın şuuru, onun içidir. Kainatın hissi var. Kainat büyük insansa, daire hayat, kainatın hissidir. Kainat büyük insansa, nefsi, kürs, kainatın nefsidir. Bu çok önemli. Ondan sonra... Abi şeyi karıştırdık galiba ya. Kainatın vicdanıyla kainatın şuurunu biz nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi... Biri içi biri... Ha yok. Yani ikisinin cemi... ikisinin cemi vicdandır. Tamam toplarsak. Fakat şu kainatın şuuru bir ikinci ikisini yazmadım. Şuuru da bunun içerisi. Vicdanın içerisi. Yani bunu onun için farklı renkte yazdım. Yani aslında kainatın vicdanı budur. Şuur ise biliyorsunuz... Vicdanın içindedir. Vicdan neresindeydi? Zihindeydi. Ama kainatı düşündüğümüz için tek düşünemezsin. Dimağdaki şuur taakkulde. Birinci şuur. İkinci şuur vicdandaki zihinde. İkisi cem edersek şuur. Bir iki ayrı etmiyoruz. Şuur. Çünkü zaten dimağ kalbin dışa vuruşu. Vicdan kalbin de dışa vuruşu. Kalp diyor ki uğraşmayın kardeşim ikiniz de farklı yapmayın. İkiniz de bana aitsiniz.
Ha, o zaman daire. Tamam. Abi o zaman şimdi mesela böyle düşününce biz hep ayrı düşünüyoruz isteyse de öyle alışmışız yani kalple dimağ. Biraz ondan sıkıntı çıkıyor. Çekiyor yani. O zaman o hani şuur vardı ya ruhun etrafında. O zaman onu direkt arşa koyabileceğiz. O zaman kanunla emirde direkt şey olmuş olacak. Akıl olacak. Ha, tamam. Sen oraya şey yapma. Oraya o yuva. Şimdi bunu bulmak Allah bana yeni nasip etti. Kainat büyük insan. Ruhu, şuuru koyamıyordum. Vicdanı koyamıyordum. Kainatın hissini koyamıyordum. Kainatın nefsini koymuştum. Ama bu kainat büyük insan, hani derdik ya namaz kalar ki tepemiz ağır. İşte bu buraya kadar şey bitiyor. Buradan sonra kainat yok. Zaten Cebrail buradan muamele yapıyor. Bundan sonra gidemiyor. Şimdi devam edeyim. Bu bir şey sorabilir miyim abi? Evet. Her şey yok olup şunu, şunu alacağım. Şunu kainatın ruhu, kainatın aklı, kainatın kalbi, kainatın hayatın, kainatın şuuru, kainatın vicdanı, hissi çok acayip bir altyapı ve şeceri hilkati kendimle tanımlama, benim bende nasıl oluşum, ben bende nasıl, yani mükemmel bir zemin, tefekkür ve keşfetme zemini ve malzemesi. Evet Kafur. Abi her şey yok olup gidicidir, ona bakan yüzün müstesna. Bunu derken Hasan abi, kainattan yukarısı mıdır acaba müstesna olan? Yok. Şuradan aşağı hepsi gidecek. Aşağı. Yani evet, her şey. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Aynı öyle küllü şeyin halikünü laf ecede 15. mektupta değil her şey. Aynı eskisi gibi bir haşir meydanda hani seyahat olacağı için kimse zaten anlamayacak diyor. Ama yok olup var olacak. Yani insanın ruhunu aldığın gibi kainatın ruhu olan yerde alacak. Zaten o ruhu. Kainatın ruhunu da alacak orada. Evet. O zaman Azrail, Cazel de buradaydı bu mesele. O da ölecek. Bütün ruhlar orada. Evet. 15. mektup dediğim değil mi? Küllü şeyin halikün ilaveçe. Kainat büyük, şu vefat edecek ama ruhu da bu, ruhunu alacaklar. Peki kainat bu ruhunu, biz buradayız ama ruh sanki buradaymış gibi zannediyoruz. Ruh buradaymış zannediyoruz. Abi o... Nerede? Ruh buradaymış zannediyoruz. Olabilecek yani. Burada temessülatlar var. Evet. Abi şurada da zaten oluyor ya o. Yani o kadar her şey içecek abi ya. Adam kafayı üşütecek gibi oluyor. O yok olmalar, yok olup... Yaratılmalar, yok olup yaratılmalar zaten alem-i şehadette şu vatandaşın içinde de olmuyor mu sürekli? Her devam. An... Her devam. Devam. Tırt tırt böyle. Dönüp diyorum. Bazen büyük kainat oluyorsun, bazen zerre oluyorsun. Üstad diyor ki, insan diyor kainata sığmıyor. Böyle bir fıtratı var. Ama bazen de atom ona mezar oluyor. Yani öyle bir insan kainata sığmazken bazen atom ona mezarlık oluyor. Yine hapsoluyor. Evet. Zanların bir atom, bir tane, bir lokma, bir kelime, bir öpmekten batıyor. Git boğazını git aşağıdan temizle gel. Nasıl bir insan? İnsan. Yani bir kelime. Bir tane, bir kelam, bir işaret, bir öpmekte batma. Kainatı komple yutsa tok olmayacak fıtratını basitçeye batırma. Yani şöyle bir şeysin, basit bir düşünce, basit bir mazi, mazideki hatırat, basit bir gelecek endişesi, basit önümüzdeki bir film, televizyon, ne bileyim, önümüze konulan bir şey, batıp gidiyoruz. Çıkıyoruz aslında. Geçici batıyoruz ama çıkarız, çıkarız. Allah Allah. Çıkıyoruz. Evet. Çıkıyoruz. Adam onu duymuş, adam bu kadar ağır söz duymamıştı. Demek ki vicdanlıymıştı. Nur Muhammed ne olacak kıyamette, kıyamet kopunca?
Hani aşağısı gidecek dedim ya. Nur tarafı. O zaten mahluk değil. Mahluk değil ki bir şey. Nur tarafı ama git çık. Mana kalı, risalet kalı. Risalet zaten mahluk değildik. Nur ve manaydı ya. Peki, şu anda şey yapıyorum. Şimdi ben şimdi izah ediyorum şimdi. Maddi ve manevi hayat Muhammed'i görüyor musunuz? Şuraya bakar mısın? Şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Evet. Bak, bakın şuraya. Maddi ve manevi hayat Muhammed'i neymiş? Kainatın ruhu gelsin. Görüyor musunuz? Evet. Ve kainatın hayatından süzülmüş. Hulasatı hulasadır. Bak. Siyah o demek. Bak bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şeyi, sülüyeti düşün. Maddi ve manevi hayat Muhammediye kainatın ruhu geldi. Kainatı düşüneceğiz orada abi sadece Adem şehadet. Bu kainatın ruhu. Ama kainatın dışında ruhu. Kainatın hayatı süzülmüş. Tamam. Şimdi yeşile geliyor. Evet. Çok odalı garip. Diyor ki mesleğim şeye geleceğiz ya. Bizim dersimiz ne ki bu? Hani, tamam mı? Ama burayı okumadan geçmeyeceğiz. Şimdi risaleti çözeceğiz. Vahiyi çözeceğiz. En son geliyor bu kadar saat konuşma. Vahiye dayanacak. Dozer vahiye dayanacak. Yol yapar. Burayı anladık mı abi? Risalet-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam Muhammed'in risalet tarafı. Muhammed'in risalet tarafı. Muhammed insan değildi. Muhammed çekirdekti. Ahmet beşerdi. O tabirleri de bilmiş oluyoruz. Zaten camice biliyordu. Ahmet ağaç şeceri hilkat. Tamam. Kökü Nur Muhammed'i, kökteki çekirdek, meyve, Ahmet Aleyhisselatü Vesselam, meyve, ağacın sonu meyvesi, meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin yapıştırılmış, kopyalanmıştır. O çekirdek nedir? Nur Muhammed'inin bir cilvesi. Eğer o meyvenin içinde olduğundan dolayı, o meyve hitap ederken, hey meyve, sende çekirdek var denilince, o zaman o çekirdeği kastedip konuşuyorsan Muhammed konuşacaksın. Muhammed'in risaleti. Yani çekirdeği konuşuyoruz. Beşeriyeti konuşuyorsak risalet ahireti. Abi bir şey soracağım. Evet veya hayır deseniz olur. O meyvenin içindeki çekirdekten asıl çekirdeğe geçiş var mı? Miraç işte mi? Ayrı ilk. O çekirdekten asıl çekirdeğe geçiş var denilirse o çekirdek ayrı, o çekirdek ayrı demektir. Ama yok yani ne ayrı değil ama yine bir şey var mı yani öyle bir şey? Vardır ama öyle bir şey yok. Vardır ama yoktur. Yani o çekirdekler o çekirdeğe geçiş varsa o zaman o çekirdek ayrı, o çekirdek ayrı. Kim kime geçecek? Zaten yani ne ayrı ne gayrı semadaki dışında bir şey var mı? Yani onu şu, soruyorum. Yani hiç o lafza gelmez. Mesela semadaki güneşle aynadaki güneş fark var mı? Ne aynadır ne gayrıdır diyoruz da evet. Onu ben hiç sormadım yani siz tamam. Anladınız. Evet. Muhyiddin Arabi bunu hissettiği için demiş ki arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, Cebrail benim, İsrafil benim, Mikail benim, Azrail benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim, İbrahim benim dedi. Meyveyi kast, meyvenin içerisinde meyve yok artık. Adam meyvenin içinde çekirdekte durup konuşuyor. Aynı kelamı Geylan'ın kasidesine bak. Zatım ne kadar yüce, zatımı tenzih ve tesbih ederim. Ne demek ya bu? Herkes bana secde ediyor şu topuz. Evet yanmıyor şeriatla kesmemişler. Anladın mı? Yani meyvenin içindeki çekirdekler konuşuyor. Meyvenin içindeki çekirdek konuşuyor. Diyor ki ağaç benim. Bak bir daha. Meyvenin içerisindeki çekirdek diyor ki ağaç benim. Kök benim. Gövde benim. Yaprak benim.
çiçek benim. Adama demezler ki meyve, sen bunların sonucuydun. Der, güler. Abi ben bir şey sormak istiyorum. Meyve ağacın sonudur. Çekirdek ağacın sonu değildir. Çekirdek ağacın başıdır. Parmağını meyve içindeki çekirdeğe koyarsan biz şeceliğin, hırkatın başındayız. Tefekkürün ona koyarsan ne olur? Cüz'i nazarını cüz'i şeylerden kaldırıp küllileşiyor nazarın. Eğer meyve olarak konuşuyorsan ağacın sonucusun. Meyve itibariyle konuşuyorsan ağacın sonucusun ve meyveyi ağaçsız düşünemezsin. Meyve yaprağında, dalı budağında, kökünde sonucudur. Ve onsuz kendisini tanımlayamaz, ben varım diyemez. Ama o meyve terakki etti, çekirdeğe girdi. Çekirdek der ki, dal da benim, budak da benim, yaprak da benim, kök de benim. Çünkü o çekirdek itibariyle ağacın başıdır. Biz meyve itibariyle, beşeriyet itibariyle, kulluk itibariyle kainatın sonuncuyuz. Kainatın sonuncuyuz. Ama şu, kainatın sonuncuyuz bu. Fakat burada bir ben var ki benden içeri şu, bu noktadan, bunun bu cilve ve nakşı burada var. Bunu düşünürsen, meyvenin içindeki çekirdeği, bu meyvedir. Bunun içindeki çekirdek. Maddi, budur. Manevi hayatı Muhammed'i mi? Ondan miydi? Sonra kainatın arkasız. Risalet oluyor. Kainatın arkasız. Şimdi geçiyoruz. Abi, ağaç deyince bu iş biraz kolay oluyor sanki ama şu sol kulağımdan gelen bir ses diyor ki, kafanız gelecek abi. Sol kulağımdan gelen bir ses diyor ki, Hasan abine sor ki diyor. Hasan abine 10 kilo sütü var. 10 kilo sütü var Hasan abinin. Bir kase yoğurt verdin. Sütünü mayalasın diye. Borç olarak. Sütünü mayaladı Hasan abin diyor. Senden aldığı borç mayalık yoğurdu geri verecek. Tencerenin neresinden verse haklıdır. Veya sen bu benim değil deme hakkın var mı? Benim verdiğim numara bu değil deme hakkın var mı? Evet. O sol taraftan gelmedi o. Sağ kulağındır. Öyle mi? Yasin abi söylemiş olsun. Şeytan onu düşünemez. Tanımladı o. Bir tencere süt, attığımız maya hangisidir? Hepsidir. Abi onun için o arkadaki... Damla su var ya, okyanus gibi. Şey yap, şişeyle ilkat yapıyoruz ya. Biraz da gidelim mi? Orada bazı böyle, onu oraya yanlış da yapsak çok takılmamamız lazım. Çünkü her şey her yerde, her makamda belki sonsuz şekillerde anlaşılabilir. Yok, tefekkür etmem. Ama zaten oradaki 1-2 numarası var ya, o şuuru kastettim. Şimdi aşağıdan yukarıya bakınca ayrı oluyor. Yukarıdan aşağıya bakınca ayrı oluyor. Biz buradan bakıyoruz. Ya bütünlüğü şimdi, anlat lazım diye düşünüyorum. Evet, doğru. Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kainatın his ve şuur aklına süzülmüş, süzülmüş en saf hulasasıdır. Şimdi ona geliyorum, Risalet. Hızımızı görelim. Zaten burada esas verilecek Risalet-i Muhammediye ile Vahiy Kur'an'a. Ona geliyoruz. Çünkü başta şey diyordu, hayat inzali kütüp ve irsali rusule remzeler bakar diye girmişti mevzuya. Evet. Onun için zaten. He, ona ulaşacak yani. Ona ulaşmak için. Risalet-i Muhammediye ile Vahiy Kur'an'ı hayatın ilişkisi ve bakışını. Bakışıyla. Şimdi işte bakışına şeyine geliyoruz maksadına. Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam kainatın aklının, kainatın şuurunun, kainatın hissinde süzülmüş safi hulasasıdır. Gördünüz, gözünüzde görüyorsunuz. Kainatın aklından, lef-i mahfuzdan, kainatın şuurundan, dairelerden, kainatın hissinden, tamam mı? Kainatın hissinden, daire hayattan özellikle almış komple. Bu insanda toplanırsa bunun adı Risalet zemini.
Risalet. Devam edeyim, vahiy geçeyim. Risalet anladık. Bir şeyi anladık, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Dikkat ederseniz maddi ve manevi hayat iki yerden besleniyor. Siyah. Risalet üç yerden besleniyor. Gözümüzde görün. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammed'i ruhundan, kainat ruhundan ve hayatından besleniyor. Risalet ise kainatın aklından, hayatından, aklından, şuurundan ve hissinden besleniyor. Acayip bir şey. Evet. Sizin anladığınız gibi anlayamadık Hasan abi, o yüzden size muhatap olamıyoruz tam, kusura bakmayın. Estağfurullah, şey yapmadım da öyle değil fakat öyle. Şimdi buraya kadar güzergah iyi gidiyordu. Şimdi değişti. Orada mesela şu dört tane, beş tane yazdık ya ilk girişteki, şu soldaki yaptığımız. Şu, sıkıntı, şu iki, dört. Hani şu şeyi yaptık özete. Şu. Şimdi mesela maddi hayat ve manevi hayat Muhammediye ikisini kullandı. Ne dedi? Kainatın hayatı ve ruhu kainatın hayatıdır dedi. Hayatla ruhu, o altına yazmıştık ya, öyle gibi düşün. Elimiz evet, koydu. O zaman şey yapalım, onu da yapayım. Maddi manevi hayat Muhammediye mi? Yani maddi manevi hayat Muhammediye Risalet. Maddi ve manevi hayat Muhammediye kainatın hayatı kullandı mesela sana şu aşağıda evet, ne bakın. Tamam, hayat ve ruhu kainatı kullandı bak. Hayatı ve ruhu. Hayatı ve ruhu kullandı. Oradan çizin abi. Hayatı ve ruhu kullandı. Ha. Yok yok, orada hayat. Beş tane var ya, dört tane. Gel buraya. Gel hadi. Gel. Ya orada konuşuyorsun. Çık bak gel. Şimdi şu maddi ve hayat manevi ne yaptı? Hayatı ve ruhu kullandı. Yani kainatın hayatı ve ruhu. Allah-u Alem şöyle, manevisi ruhu, maddisi hayata. O zaman şunu... Maddi Muhammediye hayat, manevi hayat Muhammediye de ruhu kainat oluyor. Doğru. Bu ikisi yani hayat, şunları kullandı, hemen çizeyim. Şunu kullandı ve şunu kullandı. Dedi ki maddi hayat Muhammediye bu. Şimdi geldi Risalet'e, Risalet de dedi ki, his ve şuur ve akıl. Bir dakika, bir de şu. Maddi hayat-ı Muhammediye alırsanız hayattır aynı zamanda. Manevi hayat-ı Muhammediye, tamam. Çizgine yazsan o son abi. Onu yap. Hayat tarafına maddi... Onu nasıl ters yaptın? Ha, ters oldu. Tamam. İkisinin cemini şey. Hayat böyle gibi. Evet. Şimdi Risalet-i Muhammediye'de his, şuur ve akıl. Şunu aldı, başka kaleme. Başla abi, yeşil. O da şunu aldı abi. Onun ayrımı var mı bilmiyorum. O da bunu da aldı. Öyle değil mi? His evet. Ve şuur ve aklından. Çok güzel. Süzülmüş hülasadır. Ruh evet. Mesela. Yani kainatın ruhu hayatı bu oldu. His, şuur, aklı da bu oldu. Şimdi bunun üstüne de vahiy gelecek. Vahiy gelecek. Vahiy de onun ruhu oldu. İşte onun ne kendisi vahiy. O olmasa ona vahiy gelecek, vahiy gelecek. Gelecek şimdi. Kainat ruhu gelecek. Boşta kalır. Kainatın kendisi var yok. Şu şu oldu işte. Yani, şimdi zaten bu kaç etti bak, şuur, his, akıl ya. Bak böyle, böyle şuur, his, akıl, risalet. Şurada da şu şekilde yapıldı işte. Akıl, şuur, his. Yani o verdiği doneleri, şeyleri kullandık, o malzemeleri kullandık. Ha yukarıda, şurada kullandık. Girişte yaptı ya sırayı. Kolay olsun diye. Allah razı olsun. Güzel. Erdoğan doğru diyor ki hayatın kendisi de komple vahiy oldu. Oğlum en son zaten öyle bir şeyler diyecek şimdi. Kitabı. Şimdi şu daha aldır, şey, bizim acayip şey. Saat kaç oldu? Saat 12 içeri. Mola saati geldi. Ha, bir ara verelim. İşte tamam. El Fatih. Tamam. Tatlı getireyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimizin ikinci bölümü. Ben şeyi de göstereyim, şeyi göstermek istiyorum. Bu insan, büyük insan ya kainatın. Büyük insan, kainatın ayet-i kübrası, ayet-i kürsisi. Büyük ayet. Büyük ayet ve kainatın ayet-i kürsüsü. Kainat bu muydu?
Kainat buydu değil mi? Kur'an buradan aşağı geldiği için Ayet-i Kübra budur, Ayet-i Kürsi de budur. Kainatın Ayet-i Kürsüsü beşerdir insandır. Bu büyük ayet. Kübra'sı arş. Ayet-i Kübra. Peki dur. Böyle baktım. Lef-i Mahfuz. Hocam özür dilerim. Büyük ayet dediğim zaman mahluk oradan başlıyor, yukarıdan başlıyor. He. Şimdi böyle Kur'an böyle başladı dedim, budur. Fakat Osman yazma abim. Bu buydur. Kur'an buradan başladığı için tamam, buradan Ayet-i Kübra budur, Ayet-i Kürsi budur. Fakat Kur'an'ın kaynağı burası. Buradaki Lef-i Mahfuz'u kastetmiyor Cebrail'in getirdiği. Tamam. Nasıl ki kainatın ruhu burası, kainatın aklı burası, kainatın Ayet-i Kübra'sı da budur. Burayı karıştırırsınız diye ilk önce söyledim. Hı hı. Tamam mı? Şimdi oturdu. Çünkü mahlukat bu yani. Yani bunu Kur'ansız düşünemeyiz. Şöyle ol yani, Kur'an burada Peygamberimize ihtiyaca dönem dönem vasıf ve sıfatların işlevi, yani sorulan sorular, değişen cemiyet, yani paldır küldür gelmiyor ya, ihtiyaca bine, ondan o perde pey bekletiliyor, buradan getiriliyor. Oysa biz biliyoruz ki Kur'an burayı yapılandırdı, burayı yapılandırdı, değil mi? Şurayı da yapılandırdı, buraya geliyor. Ha, Kur'an'ın Ayet-i Kübra'sını söylüyorum. Ayet-i Kübra'sı budur. Yazayım mı? Olur. Ayet-i sol tarafı yapın isterseniz ki karışmasın. Yok burası, ha şöyle. Şöyle, tamam. Şecere-i hikati mi desek daha iyi? Efendim abi? Şecere-i hikatın şeyi mesela Arş-ı Azam, Ayet-i Kübra'sı kainatın şey oluyor herhalde. Kainatın şey dışında ya. Eğer kainatın düşünürseniz, o da sizin de doğru. Kainattan çıkamazsanız, kainatın Ayet-i Kübra'sı budur. Ama vahyin, yani kelamın Ayet-i Kübra'sı budur. Kübrası. Ayet-i Kürsi. Ayet-i Kübrası. Ha, Kübrası. Tamam. Şimdi bu çok şeyimizi halledecek tabii. Kainatın Kur'an'ı, şey, aklı, kalbi, ruhu, şuuru, yani mükemmel bir şey, zemin olacak. Şimdi geçiyoruz, çarpmıyor değil mi? Belki konu burada değişiyor. Bundan sonra bu cümle benim, mavi yazdı. Maddi bak, burada vardı ama konu değişiyor. Şimdi esas maksadımıza doğru gidiyoruz. Belki maddi ve yani konu bu sistemi anlattı. Hı hı. Şimdi eğer burayı anlamazsak, ki ben 20 sene anlamadım bundan sonra konunun değiştiğini. Bundan sonra anlamadım ben. Bunları biliyordum. Çözmüştüm. Bundan sonra konunun değiştiğini ben bilmiyordum. Başka bir yerde de konu değişiyor. Bak burada da değişiyor. Yani bunu fark ettiğin anda o zaman yani bunlar tamam işte
onu tamam. Ayrı bunu bilmek ayrı bir şey. Buradan sonra konu değişmesini sezmek, nasip olmak çok çok ayrı bir şeydir. Buradan sonra konu değişiyor. Buna şey yok. Şimdi bunu bazen kullanacak, bazen kullanmayacak. Bunu sana teknik olarak bilgiyi verdi. Esas anlatmak istediğim diyor budur diyor bundan aşağıya. Geliyor buraya kadar. Ondan sonra esas diyor, gene bu da değildi diyor. Esas bundan aşağı şu. Misalle hakikat gibi o zaman. Evet. Yani bu teknik bilgi burada değişiyor. Bunu değiştiğini fark edersen bununla bunu karıştıramaz, karıştırmazsın. Bak şunla bu karışır. Bak, karışır. İkisi de maddi ve manevi, görüyor musun? Maddi ve manevi. Hani bunu ayırt edemezsen, bu Allah Allah bunu tekrar niye anlatıyor diyorsun. Çünkü bunlar teknik bilgiydi. Bunların üzerine bina edecek. Bu malzemeydi. Bak, bir daha ayrımı koyuyorum. Maddi ve manevi, maddi ve manevi. Bu konu burada değişiyor. Göremezsen Allah Allah. Burada dedi ki maddi ve manevi hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayat ve ruh kainatı süzülmüş hulasas hulasa. Burada ne diyor? Maddi ve manevi hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tamam. Bundan sonra asarın şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Burada süzülmüştür diyor. Abi çekirdekteki yani tohumda bir çekirdek var ya toprağın. Orada tamam da girmedim daha. Oraya giriyor yani başa dön. Evet. Ayrı ama aynı. Şimdi maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Şimdi meyvedeyiz. Çekirdek bitti. Ağaç bitti. Meyvedeyiz. Tamam? Maddi ve manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yani meyve ve çekirdek, asarın şehadet ile hayat-ı kainatın hayatıdır. Çünkü maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye, hayat ve ruhu kainattan, kainatın hayatı ve ruhuydu. Tamam mı? Peki burada niye söyledi hayat-ı kainatın hayatıdır? Buradaki meyveden bahsediyor. Meyvedeki çekirdek. Meyvenin çekirdeğinden bahsediyor. Evet. Artık ağaç burada bitti. Buradan sonra meyve. Meyve ile konuşuyoruz. İkinci döneme girdik. Birinci derste çekirdek ve ağacı işledik. Şimdi meyve dönemine girdik. Belki meyve. Meyvedeki bir meyve var. Bir de meyvenin içinde çekirdek var. Ama hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asarın şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Hayat-ı kainatın, kainat hayatının hayatıdır. Yani meyveden, ağaçtan konuştuk, şundan konuştuk, meyveden konuştuk ama diyor. Bunlar hepsi hayattı ama meyvenin içinde bir çekirdek var. O başıdır diyor. Şey yani, değil midir Hasan abi? Hayatın hayatı ruh değil midir? Hayır. Ruh hayatın hayatı değil. Hayatın safi bir cevher-i müstakil zatıdır. Yani şöyle kastettin. Ruhu da hayatın da incelt, yok. Ruh. Yani hayat neyle hayat olur? Ruhla olur manasındadır. Hayır. Olmaz mı? Mesela bitkilerin hayatı var mı? Var. 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 Ama ruh değildir. Zi hayattır, zi ruh değildir. Ruh hayvanlardan başlıyor. Tamam o zaman demeyiz. Tamam. Hayvanlar. Şimdi geliyoruz şuraya. Şimdi burada Peygamber Aleyhisselam'ın manevi hayat-ı Muhammediye anlatıyor. Hayat-ı kainatın hayatıymış. Şimdi burada da gelecek, biraz da açacak şimdi bunu. Sorulamayın. Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu hayatını konuştuk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi ve manevi hayatının hayatı kainatın hayatıymış. Tamam mı? Şimdi Risalet'in zemini nedir?
Risaletin. Çünkü bizi alakadar eden buraya geldi. Şuuru kainatın. Şuuru kainat. Gördünüz mü? Şuuru kainat. Şuuru kainatın, kainatın şuurudur ve nurudur. Bir içe geçme var. İç, yani hayat, evet. Kainatın hayatı, şuur kainatın şuuru. Şuuru. Yani bir... İçin içi. Ha, için içi. Meyvenin, meyve mi oluyor? Meyvenin içindeki çekirdek, meyve değil. Çekirdek değil. Yani üsttekiler evvel çekirdekti, şimdi ahir noktasında. Evet. Mesela evvelki dersimiz şeydi, birinci dersimiz, çekirdek, ağaç. Tamam. Tüm bu meyveyi aldın, bu meyveye kainat diyor. Meyve çekirdeği. Kainat, tamam mı? Meyve ve çekirdeği konuşuyor. Bak, hayatın hayatı. Yani ağaç hayatlıdır, onun hayatı da çekirdek, bu çekirdek. Ama meyvedeki çekirdek bu ağacın sonu değil midir? Dolayısıyla bu hayatın hayatı. Öyle ama öyle değil. Bu çekirdek ağacın sonudur ama taşıdığı, tanımladığı mana kökteki çekirdeğin aynısıdır. O zaman bu hayat var ya, ağacın hayatı, hayatıdır, dibidir. Sonu iken başıdır. Anladık mı? Sonu iken başıdır. Gözüm benim aradan vahiy Kur'an'a gidiyor da. Gitmesin. 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 Şimdi üç tane şey yapacak. Maddi ve manevi hayat Muhammediye. İki, risalet. Üç, vahiy. Abi şunu anlamadım ben. Şuurudur ve nurudur diyor ya. Risaleti Muhammediye aleyhissalatü vesselam, şuuru kainatın, şuuru kainatın şuurudur ve nurudur diyor. Şimdi nuru ne demek biliyor musunuz? Nuru. Onu herhalde kainatın vicdanı diyorsunuz. Bütünlüğü, şuuru diyorsunuz. İçi diyorsunuz. Herhalde nuru da aynen aynı şey gibi yani. Biri bütünlüğü, biri içi mi? Yansıması mı? Şimdi bu şuuru kainat dedi ki bunu. Vicdanın içerisinde şuur var ya. Yani bunu o kalem, o için değişik kalemle yaptık. Yani daire ilimle daire hayatın cemi, komplesi bizde vicdanı tarif ediyor. Şuur ise bunun içerisindeki sıfatlardır. Kendileri değildir. Heh, biraz daha gidelim, gene başa geleceğim, buraya geleceğim. Bunu çözdük de gittim zannetmeyin. Nurudur, vücudu haricisidir yani. Nur deyince esmeye bakar ve vücudu haric. Vahiy Kur'an'ı dahi hayattan hakaikinin şahadetiyle. Hayat-ı kainatın ruhudur, vahiy. Hayat-ı kainatın ruhudur, şuur-u kainatın, bak hayat-ı kainatın şu. Şuraya bakın, hayat-ı kainatın, bak bunu kullanıyor, vahide kullanıyor. Hayat-ı kainatın ruhudur. Risale, şey, vahiy. Tamam. Fakat hayat-ı kainatın hayatıdır, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Ama hayat-ı kainatın hayatı değil burada. Hayat-ı kainatın ruhudur. Hayat-ı kainatın ruhunu tencereye koy. Şuur-ı kainatın tencereye koy. Yani ruhudur, aklıdır, karıştırırsan ruhla aklın cemi vahiy oluyor. Vahiy, şimdi o zaman aslında derlet bir daha yazabiliriz abi. Vahiy Kur'an, hayat-ı kainatın yerine maddi manevi Muhammediye, çünkü o demekti ya, şuuru kainatın yerine Risalet-i Muhammediye yazarsak, yani tabii aynı değiştirirsen, yani, o eşittir ona. Tabii onlar zaten onun dedi. Yani Vahiy Kur'an, maddi manevi hayat-ı Muhammediye'nin ruhu. Gel buraya yaz, şu boşta gel yaz. Yani yer değiştireceksin. Ya tabii üstte dedi, altta o demek. Hani bizi toparlamak için. Orada o boşluğa yaz. Al sana kalem, dur oraya getirin. Pergeli koyduğumuz yere göre hayat, ruh, şuur değişiyor değil mi? Tamam. Değişiyor ama şey, yani o oynak değil de küllü bakabiliyorsan, bakma nispetinde. Yaz bakalım.
Kainatın da bir umumi kainatı. Manasını anlamışız yani. Hayat-ı kainatı. Böyle yazmayacağım. Bunun yerini değiştiriyor, bunu siliyor. Ruhudur. Şunu, şuuru kainatın yerine. Şuuru kainat görüyor musunuz? Bak nasıl cem etmiş. Vahiy, şuuru da cem etmiş. Şuur akıldan, hayat ruhtan. Yaptı şöyle. O zaman şey yazar mısın? Altına da şöyle yap abi. Şöyle dur otur burada. Şuraya otur. Risalet yaz oraya. Risalet bu ya. Şey vahiy var. Vahiy yaz onun altına. Vahiy Kur'an. İkisinin cemi. Hazreti'nin dışarı bulmuş ama. Ya doğru vahiy Kur'an'ı. Zaten... Oradan da olur. Tamam. Vahiy Kur'an. Vahiy mi vahiy Kur'an? Vahiy Kur'an. Ama zaten yazmışsın. Tamam. Tamam onu sil. Yani özet buna geldi değil mi? Evet. Doğa kısıyor herhalde bu. Kur'an ne oldu? İkisin vahiy Kur'an'ı bak şimdi. Yani burayı ne yaptın? Şurada ne oldu? Burası insan. Burası kainat. Yani diyebilir miyiz? Evet. Tarihte de bir şey. Evet. Yani doğru. Bu enfüsteki karşılığı, kainattaki karşılığı. Çok güzel. Şöyle diyelim Murat ki, güzel olsun şöyle. Vahiy Kur'an'ıyla bakınca böyle. İnsan, ruh, akıl. Vahiy Kur'an buymuş. Evet. Daha ne denir? Bunlar gelene kadar şunu yazabilmek için zaten ne diyor? Risalet-i Muhammediye diyor. Ha şeyden. Ha. Çıksa mı diyor? Nuru çıksa. Ondan daha gelmedik tamam. Orada dur orada. Tamam. Dur. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye çıksa Risalet-i Muhammediye var mı bir yerde? Kainatın altında. En altta abi. Nerede? Haklıdır kısmı. En son yazıyor. Turuncuyla yazan. Yok Risalet. Bak. Eğer kainattan Risalet-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam çıksa... O üstte, en üstte, sizin üstünüzde, iki üstte. Ha, Risalet-i Muhammed'i, tamam. Şuur kainatın şuuru. Çıksa, bak, kainattan Risalet-i Muhammed'i, Muhammed'in Risaleti. Çıksa, nuru çıksa. Bak, hayatı demiyor. Sonra nuru çıksa gitse, kainat vefat edecek. Eğer bu şey, Risalet gitse... Kur'an gitse, tamam, Kur'an gitse, şunu siliyorum. Allah Allah, sanki şuursuz ve nursuz kalacak gibi düşünüyorsun. Demek karıştırması ölmek demek oluyormuş. Sonra, şimdi, Kur'an gitse, kainat divanı olacak. Peki, küre-i arz, yaşadığımız kütle, alemler değil, kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz olan, kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Şimdi burada vahiy tespit etmek adına yola çıktık. Bu vahiy, alt zemini, maddi ve manevi hayat Muhammediye ve Risaleti Muhammediye, maddi ve manevi hayat Muhammediye, onun cemidi, bu kainattaki karşılığı, bu insandaki karşılığı, yani bizim ruhumuz ve aklımız şey vahiy Kur'an'ının zeminiymiş. O zaman Kur'an giderse adamın ruhu gitti, aklı gitti demek. Peki Osman, insandan şey vahiy gitse, yani vahiy muhatap değilse adamın ruhu da yok, aklı da yok. Yani ruhu hayatiyeti kaldı, üreme aklı, ve midesi var. Aklı olmaz abi o zaman, ruhu gitmez. Evet. Aklı olmaz. Aklı derken ruhu hayatiyeti devam ettiriyor. Yani tamam. Üreme ve yeme. Hayır şey demiyor, Risalet-i Muhammediye gitse demiyor. Vahiy tamam. Kur'an'ı gitse demiyor. Bak vahiy Kur'an'ı gitti mi? Tamam. Ha, tamam. İnsanda tamam ruh gidiyor.
Hani ruh değil ki, ölü manasında değil. Ve aklı da gidiyor. Bitkisel. Yani üreme ve doyma. Başka bir şey yok. Bitkisel. Hayvaniyetleşir. Yani vahiy değilse. Hayvan değil ya. Bu sefer aklı yok yani. Bitki. Gidiyor ya. Bitti. Peki onun daha imanı olur mu? İman ruhtadır, ruh yok iman olsun. Vicdandaki hissi de iptal oluyor. Hiçbir şey. O zaman dışarıdaki o hisle ve atıyla bitki şeklinde algılayarak yapacak. Yani o gitse şunu değiştirdi Osman. Vay Kur'an'ı. Evet. Hayattan hakikatin şehadetiyle vay Kur'an'ı neymiş? Tamam. Bir, hayat-ı kainatın... Hayat-ı kainat neydi diye sorduk. Hayat-ı kainat nedir? Maddi hayat-ı manevi. Maddi manevi hayat-ı Muhammediye'dir. Bak buradan. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi Hazreti Aleyhisselam nedir? Tamam, tamam abi. Hasan şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Orada hayat-ı kainatı gördüğümüz yer. Hayat-ı kainatı gördük, bunu sil. Yani. Buraya maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye de... Üstüne de yazı sesin. Hayat-ı tamam, kainat diye karışırsın. He? Hayat-ı kainat diye yazsın abi. Hayat-ı kainat diye yaz. Yazalım. Başka bir kalem. Allah'ım şurayı ver. Turuncum var. Ne var? Buradan var. Vay sen de bozuldun. Mesela abi Risalet gidince hani kainat lafı edecek ya, Risalet'in nuru. O zaman nur dediğin şey hayat mıdır? Kainatta hayat mı? Nur şeydir, maddi taraftır, unutmayın. Nur gördüğünüz zaman, Allah nuru semavat vel ard. Nur Muhammedi'de ne vardı? İki sıfat vardı. Bir, nur ve mana. Nur Muhammedi'nin mana Allah yönüdür. Nur Muhammedi'deki nur, vücud-ı harici yönüdür. Yani şu an nasıl gösterecektim? Şöyle yapayım da hem o yaparken ben de yapayım. Şu mecul tamam mı? Yazarken durdum ama burada başka bir şey de olabilir ya. Evet, o hayat-ı kainatın hayattı. Hayatı bu Hasan abi. O değil abi. Bu olmayacak böyle. Risalet-i Muhammediye ruhu. Gelecek. Yazarken kainatın hayatın da hayatı. Olmaz o. Nur. Mahfuk tarafı. Çünkü şu yazınca o karıştı sana. Hayat-ı kainatın hayattır maddi manevi. Bu hayat-ı kainat değil. Evet. Hayat-ı kainatın hayatı bu. Şey değil. O zaman şekil başka olacak. Hayat-ı kainatın ruhu var ki Kur'an. Hayatı maddi manevi hayat manevi. Şu kelime var ya. Biz şunu nazara alınca doğru da bu sadece bu abi. İbaret değil. Şu var. Şimdi şey ona diyor ya. Sana hayatın mesela şuurlu Osman kainatın abi. Da şuuru Risalet-i Muhammediye. Şuur değil. Şuuru kainat değil. Yani. Osman abi işte. Şuuru kainatın şuuru Risalet-i Muhammediye. Şuuru kainat değil. Şuuru kainatın aklı deyince yani değil şu ikisi de buraya girmez o zaman. Olmadı. Nasıl olmadı ben anlamadım. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi ne dedik? Hayat-ı kainatın dedik. Vahiy Kur'an. Hayat-ı kainatın. Hayat-ı kainat ne dedik? Maddi manevi hayat Muhammediye dedik ama maddi hayat Muhammediye hayat-ı kainatın hayatı, hayat-ı kainat değil. Evet. Hayat aşağıda kalıyor. Yani. Hayatın hayatıdır. Hayatın hayatı. Aslında hayatın ruhu ise vahiy Kur'an. O paragraf olur mu? Abi, Osman abi. Osman abi. Kainatın hayatı yaz oraya. Parantez içinde yukarı kainat yer en yukarı. Aha. Bunu sileceğim ama bu. Yani, kainat yeri diyor. Kainat var yukarıda. Heh. Onun yanına. Kainatın hayatı. Yani o onun açılı. Kainatın hayatının şu, hayatı o. Buraya koyamayız ama artık bunları. Oraya hayat-ı Muhammediye diyeceğiz biz. Hayat-ı Muhammediye Aleyhisselam. Maddi manevi dediğimiz yer var ya. Aha. Oraya hayat-ı Muhammediye Aleyhisselam olacak. Çünkü hayat-ı kainatın hayatıdır. Orada diyor ki süzülmüş hülasatır hülasası diyor. Evet tabii. Anladım. Yazarken biz, şurada durdum yani yazamadım çünkü şey oldu. Hayat-ı kainat demiyor. Hayat-ı kainatın hayatı. Hayatı diyor. Hayat-ı evet. Kainat deseydi biz bu doğruydu. Hayat-ı evet. Kainatın o hayatı deyince şey olmadıydı. Evet. O zaman şöyle yapalım. Dur beraber şurada işleyelim. Dur. Aslında bunun bir dallandırarak yapacağız. Dur dur dur. Üstten sıra. Kainat bu mu? Evet. Kainatın hayatı bu mu? Evet. Bak beraber gidelim. Bu kainat hayatı bu. Bu hayatın da hayatı neresidir? Arş-ı Azam. Arş-ı Azam'dır. O ruhu değil mi abi? Ruhu demedik. Zaten ben o demin bak ama bak aha ruhdur. Doğru dedi bak. Ruha geldik. Ama kainatın hayatının ruhu demiyor ona. Kainatın ruhu dedik. Bak kainatın hayatının hayatı da kainatın hayatı bu. Bu hayatın bu hayatında ruhu. Ruhu
Ruhudur diyor. Tabii. Arş-ı Azam. Hayatın. Abi sen o ruhudur dediğin yerde sadece hayat, kainat diyor. Yok, yok diyor ki kainatın, hayatının, hayatı, kainatın ruhudur. Bak kardeş, bak, buraya niye unutuyorsun? Yasin, bak. Allah. Nereye çarptın? Heh. Bak şimdi, hayat-ı kainat dedi mi? Tamam abi. Hayat-ı kainat neresi? Arş. Şu. Tamam. E bir de bunun hayatı varmış. Arş-ı Azam. E tamam işte. Maddi manevi Muhammed-i Aleyhisselam Arş-ı Azam oluyor. Gene sen mi anlamadık, biz mi anlamadık? Hayatı bu. Hayatın da hayatı bu işte. Tamam abi. Ve sonunda da zaten diyor, ruhudur diyor. Maddi ve manevi olan arş oluyor. Değil mi? Öyle mi? Evet. Hayat kainatın hayatıyla hayat kainatı bu aynı şeydir. Değil. Aslında değil ama diyor. Değil. Nesini de aynı yere gösteriyorsunuz neticede diyor. Şöyle sorayım. Kainatın ruhu neresidir? Burası. Şurası. Tamam. Kainatın hayatının ruhu neresidir? Burasıdır. Orasıdır. Kainatın hayatı değildir aşağıda. Hayatın hayatı değildir. Değildir. He. Hayatın ruhu. Abi kainatın ruhuyla kainatın hayatının ruhu farklı. O zaman diyor. Şöyle o zaman. Kainatın kendi hayatı bu mu? Bu. Bunun hayatı o zaman bu mu olacak? Gibi oluyor sanki. Evet. O zaman hayat aşağıda. Hayatın kendisi. Kainatın bir hayatı var. Şeyden gidelim. Tanımdan gidelim. Maddi manevi hayat Muhammediye neydi? Açıklamamız hayatın hayatı maddi manevi Muhammediye'ydi ya. O ne demekti? Maddi manevi hayat Muhammediye. Arş şeyin altı. Abi şurada yazmışsınız galiba siz kendiniz. Yani, zaten yazdınız ya. Şey orada değil, orada değil. Bak, sağda en üstte, en üstte abi. Sağda en üstte. Buraya atladık mı biz? Orayı yazmışsınız artık. Abi, burayı işlemedik ki. Yok, Hasan abi, yok. Sizin dediğiniz şey, yani Arş-ı Azam, hayatın hayatının hayatıdır. O şey tespit doğru olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü zaten çizmişsiniz. Kabra, Allah razı olsun. Ya biz bunu iki defa mı yazdık? Yazılmış değil mi? Önceden yazmışsınız. Tabii, önceden yazmışsınız. Beraber yazmışsınız. Bize vermek istediğiniz burasıydı. Kainatın hayatı. Nereye koyacağız bunu? Aynısı. Aynısını yazıyor. Bak hayatı arştan aşağı bilemezsin. Bu ama bunu şey yaptı. İkisinin cemi işte burada bunu sonra yaptık ya. Tamam. Bu burada olacaktı. Tamam. Vahiy Kur'an'ı bu ikisinin ceminden oluyordu. Bu tabii biz bunu yapmışım gece dün de. Bak bunun ikisinin cemi yani hayat-ı kainatın hayatıdır. Nedir o? Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Şuuru kainatın şuurudur ve nurudur Risalet-i Muhammediye. Çünkü bu iç kendisi demiş. Hayatın hayatıdır. Hayat-ı kainatın hayatıdır nedir? Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Şuuru kainat nedir? Şuurudur, nurudur kimin? Risalet-i Risalet-i Muhammediye. Şimdi maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin ile Risalet-i Muhammediye toplarsam Vahiy Kur'an oluyor. Hayat-ı kainatın ruhu ve şuuru kainatın da aklı da bu taraf oluyor. Bu insan oluyor, bu vahiy oluyor. Yani burada yapmışız zaten. Hani şunu sonra da yapmışız, bunu sileyim hiç karıştırmayalım. Ha, orada burası tabi renklerle daha düzgün oldu. Tabi. Şu meğer bu ikisi şuradan sonra biz onu şu var ya şu belki ondan sonra buraya gelmişim. Tamam buraya gelmişim. Bunu unutun. Bunu alır mısın? Öteki tarafa. Ondan deminki arkada. Ona buradan göreceğiz. Deminki buradan göreceğiz. Mantık yanlış oldu. Evet. Yanlış oldu. Evet. Fakat şimdi buradan yürüyeceğiz. Yürümüşüz zaten. Duvara dayan. Abi arş hakikatin hakikatleri şimdi dur. Bir daha buradan şey yapıyoruz. Bir daha buradan başlıyorum yemin. Osman. Buradan başlıyoruz. Madde ve manevi hayat-ı Muhammediye Hasan-ı Şehadetiyle hayat-ı kainatı hayatıdır. Bitti. Buraya kadar durduk. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hiç yapacağız. Şimdi buradan sonra devam ediyoruz. Şunu siliyoruz. Şunu.
Değil mi? Şunu siliyoruz. Orada devam etmiş de biz. Diyor ki o baştaydı o cümle. Evet. Şimdi tanımlama yapıyor. Hayat nedir? Hayat-ı kainatın hayatıdır. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammed'i. Tamam. Şuur-u kainat nedir? Tamam. Ondan sonra şuur-u kainat Risaleti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'dır. Şuur-u kainat. Bu ya. Şuur-u kainat şuurudur ve nurudur. Nuru ve şuuru Risaleti. Evet. Yani Risaleti Muhammediye şuuru kainatın şuurudur ve şuuru kainatın nurudur. Yani aslında şöyle, o hayat, kainat ve şuuru kainat nedir diye somut bir şey söyleyemiyoruz şu an. Niye söyleyemiyoruz? Tabii şimdi o hangisini tanımıyor? Yazmış şeyleri. Hayat, yazdım ama. Hayat-ı kainatın direkt tanımı yok. Şuraya yazdım. Hayat-ı kainat, hayat bak, hayat-ı kainatın... Şimdi ikisinde de referans ne abi? Biri hayat-ı kainat, biri şuur-ı kainat. Bir hayat diyor, şuur diyor, ruh diyor, akıl diyor. Dört tane şeyini kullanıyor, hatta beş tane. Hayat, şuur, nur, ruh, akıl. Sıfatlarını kullanıyor değil mi? Sağ tarafa. Esas kullanılan iki para şey var, mevzu var. Hayat-ı kainat da şuur-ı kainat. İşte hayat-ı kainatın hayatı, hayat-ı kainatın ruhu. Evet. Şuur-ı kainatın şuuru, şuur-ı kainatın aklı. Biz onları... Şimdi burada iki tane var. Şey var Osman, netice. Hayat, bir... Bir de ben şuur, ne anladığımı söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi bak, bir kainat var hayatlı, bir de yine kainatlar şuurlu. İşte bu şuurlu ve hayatlı olan kainatın hayatı, maddi ve manevi hayatı Muhammediye'dir. Evet. Şuuru da Risaleti Muhammediye'dir. Evet. Bu kadar. Yani ikisini toplarsan vahiy Kur'an. Vahiy Kur'an oluyor. Bu kadar. Burada yapmış zaten. Osman hocam. Bu bunundur. Evet. Bu da bunundur. Hepsi. Tamam. Bir daha, şimdi, şurada duruyor. Kainat. Evet. Bunun bir hayatı var. Evet, evet. Çok güzel oldu. Tamam. Bunun bir hayatı var. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammed'i. Bu hayatı, kainatın bir hayatı var. Hayatın da hayatı yani. Bir daha, kainatın bir hayatı var. Bir de şuuru var. Şuuru var. Bu kainatın hayatının bir hayatı, bir yerden hayat gelmiş. Şuuru kainatın da bir yerden şuuru gelmiş. İşte bu kendi hayatı değil, hayatının hayatı, şuurunun şuuru. Peki, hayatı bu zaten. Hayatının hayatı, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'dir. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'yi koyalım abi şimdi Şecere-i Hikat'ta, çözülecek yani. Evet. Koymuş zaten. Bakacağız, arş ağzından besleniyor gibi altına yapışırsın evet. Abi. Bak şimdi. O işte buraya gidiyor. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye bir. Koymuş bunu bak. Evet. Tamam. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye kainatın ruhundan, kainatın hayatından cem olmuş, beslenmiş. Yürümüş. Kainatın ruhu ve kainatın aklı. Tamam mı? Budur diyor. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye budur. Peki, Risaleti Muhammediye ne oldu? Risaleti Muhammediye nereden besleniyor? Bir, kainatın aklından. İki, kainatın şuurundan. Üç, kainatın hissinden besleniyor. Risaleti Muhammediye. Bu da nas ifade. Şimdi diyor ki, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye ve Risaleti Muhammediye'yi hulasa edersek, cem edersek, vahyin zeminidir. Vahiy. Vahiy Kur'an'ı buna oluyor. Benim yaptığımı yaptım size. Buyurun. Ben sen. Şey, zemin uymamıştı yani. Evet. Hayır. Ben şu... Şimdi... Fikrini söyle ya. Hayatım bu ters yazdığımız için. Kainatın ruhudur. Peki o ruhu soktuklarında. Şuuru kainatın, şuuru kainatın, şuuru ve nuru, yani vücud alecileri, bunun Risale-i Ahmediye'dir. Onu da ne dedim? Bak şunu söylüyor. Risale-i Muhammediye'nin üç kaynaktan besleniyor. Kainatın aklından, kainatın şuurundan, kainatın hissinden beklenip vahyi Kur'an'ı varmak için geldi. Şimdi
Kainat eğer vahiy Kur'an'ı, kainat vefat edecek. Niye? Kainat niye vefat edecek? Kainattan Risale-i Muhammed, Risale-i Muhammed aleyhissalatü vesselam. Risalete. Risalete Muhammed aleyhissalatü vesselam. Risalete. Öyle mi? Risalete. Risale yanlış yazdık. Risale. Bak bakayım. T harfi. Doğru. Risalete. O kainatın ruhu ta kendisidir. Risale-i Nur'u. Böyle koysaydım senin gibi çoktan bunlar artmıştı. Kuruyor. Ha? Yazıyor ya. Ya o değil işte onu dememiş. Acemi olmanız gerekiyor. Onu dememiş. Bak Risale-i Ahmet yani şey Risale-i Muhammed Aleyhisselam. Şimdi kainat niye vefat edecek? Niye seni sorduğum için? Kainattan Risale-i Muhammed Aleyhisselam nuru çıksa gitse. Şey kainat niye divan olacak? Bitireyim. Kainattan Kur'an gitse. O ters yapıyorum. Kainattan Kur'an gitse, ben kurma aynı cümle. Kainattan Kur'an gitse, kainat divan olacak. Kainattan Risale-i Muhammed'e nuru çıksa gitse, kainat vefat edecek. Aynı şey. Kainat niye vefat edecek diye soktum. Çünkü diyor, kainattan Risale-i Muhammed'e gitse, kainat... Peki bu gitse, kainat divanı olacak. Burası, bak ikisini cem etti. Bu böyle. Önce divanı olacak, sonra Risale şey gidecek. Şey, Allah'ın izniyle şimdilik bitti gibi. Risale-i... Zaten onun ulaşılmış bir şey, sen yapmış aynı şey demişsin, tamam mı? Dedik ama gene bir konuşan işte. Abi bir daha önceden çizmiş olduğunuz bir şey var Hasan abi şurada. Şimdi maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye, hakikat-ı Muhammediye diye belirlemişiz değil mi abi? Yani bu hakikat-ı Muhammediye demek. Mahiyet-i Muhammediye ve ikisinin toplamı da şahsiyeti Muhammediye. Muhammediye. Şimdi onları şey yapma çünkü o tanımları böyle evren böyle... tahtaya yazılır. Buraya oturacak diye bir şey yok yani. Yok oturur ama yazılacak da ondan sonra. Tanımları mesela hakikat neydi? Tekrar bunu göstermem lazım. Hakikat Esma İlahiyeydi. Tamam mı? Aynı şey. Hayata hakikat bu. Efendim yaz. Abi şimdi kainat vefat edecek diyor ya. Kainatın vefat etmesi için kainatın ruhunun çıkması lazım. Kainattan Risalet-i Muhammed Aleyhisselam'ın nuru çıkarsa, o zaman kainatın ruhu Risale-i Muhammediye'nin nuru olur. Arş azamda çıkıyor. Anlatabildim mi? Bir de söyle bakayım. Kainatın ruhu Risale-i Muhammediye'dir. Risalet. Öyle mi? Risale-i Muhammediye'nin nurudur. Risale-i Muhammediye'nin nuru. Nerede yazıyor? Ya bunu yazmadık da bunu çıkarttım yani şey. Kainat vefat edecek diyor ya sana abi. Risale-i Muhammed. Hayır abi kainat vefat edecek diyor. Aşağı. Kainat vefat edecek diyor ya abi. Ha kainat zaman vefat edebilmesi için kainatın ruhunun çıkması lazım. Evet kainat vefat. Kainatın aklı ve şuuru değil. Kainatın ruhu çıkması lazım. Kainatın ruhu da bu. Kainatın ruhu olduğu için kainattan Risale-i Muhammediye'nin nuru demek. Kainatın ruhu demektir. Vücudu harici tarafı. Vücudu harici tarafıdır. Nuru değil. Nuru işte Risale-i Muhammediye yazmışsınız ya abi. O kainatın aklı, şuuru, hissi o arş-ı azamdan da ona bir şey çıkması lazım. Kainatın ruhuyla bir alakadarlığı var onun. Tamam işte vücudu harici tarafı. Dışında değil mi? Bunu ben bu üç yerden beslemesini ben şey yapmadım ki. Bu Risale'deki nastır. Evet. Risale-i Ahmet Aleyhisselam diyor kainatın aklıdır. Kainatın şuurudur. Kainatın hissinden süzülmüş diyor hulasadır. Bunu kendi söylüyor. Hulasa diyor işte orada. Hulasa mıdır? Hulasa mıdır? Hulasa diyor abi orada. Belki bakayım dur. Bakalım. Risaleti nerede bakayım? Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yok. Süzülmüş en safi hulasası. En safi hulasası. Hulasat-ı hulasa değil. En safi hulasası. Bak hulasat-ı hulasa burası. Yani Nur-u Muhammed'in nur tarafı çıkarsa kainat vefat edecek. Tamam. Yani nur, vücud harici maddeye bakıyor. Abi, nur, maddeye bakar, maddenin vücud haricisine, şuur ise içerisine ama bakar. Şöyle bir değişmiş olabilir, kainat vefat edecektir. Biz biliyorsun nur,
Arş-ı Azam'dan aşağı. Peki o zaman kainatı arş diyoruz. O zaman Arş-ı Azam'da lef-i muhafız nasıl olacak? Nuru anlatabilir mi abi? Nuru öyle şey tanımlamamış. O mecrulün nuru. Yani nur durduğun yere ama göre nur şey. Ama Risalet-i Muhammediye diyor. Ya sadece nuru şeyin alçası yani mecrulün nuru ayrı şey yani. Ama nur... Risalet-i Muhammediye deyince peki, biz mecrulün nurunu anlamayacak mıyız abi? Peki şöyle diyelim. Anladım. Kardeşler, Şecer-i Hilkat'ın risaleti yok. Kainatın risaleti var. Anladınız mı? Tamam, şimdi oldu. Çünkü orada tuhaflık var. Artık, onu artık şey yapmanız lazım. Tamam. Bu denmez ama kainatın risaleti, şey kainatın Şecer-i Hilkat'ın risaleti yok. Kainatın vardır. Şimdi niye öyle? Allah. O aynı darlığı yok onlar. Neden? Yani nasıl izah edersin? Kelamın olmadığı yerde risalet olmaz. Bir kere teknik olarak söyleyeyim. Risaletin, risaleti yapısını görüyor musun? Kainatın aklından başlıyor. Evet. Aşağı iniyor. Tamam. Lef-i mahfuzdan başlıyor. Risalet, lef-i mahfuzuz, vahiysiz olmaz. Vahiysiz, risalet denmez. Vahiy. Vahiy siz nasıl risalet denecek? Vahiy buradan başlıyor. Risalet deyince parmağını lef-i mahfuza koyacaksın. Tamam. Daha ileri gidemez. Peygamberimiz aleyhisselam iyi dinle şimdi. Buraya kadar risaletiyle geldi. Bundan sonra risaletiyle mi gitti? Eğer risaletiyle gittiyse İnsan ne diyor? Velayetiyle gitti, sonra risaletiyle geldi. Abi bir daha Allah aşkına. Miraç Risalesi'nde geçiyor ya. Bu çok şey oldu ya. Risalet, lehve başlığına kaldı. Peygamberimiz buradan Miraç'a, lehve mahfuz'a kadar risaletiyle. Ama usta şöyle diyor Miraç. Giderken de gelirken. Risalet. Zahir, batını falan diyor. Evet. Bak diyor ki, velayetiyle gitti, hı hı. Risaletiyle döndü. Çünkü Kur'an'ı aldı. Yani şeyi aldı. Şimdi gidişi, peki şöyle sorulur. Burada soruluyor çok. Peki diğer peygamberler kalben ve ruhen yaptılar miraçlarını. Sırf peygamberimiz cismen ve ruhen. Niçin peygamberimize risaletiyle gitti denmedi de velayetiyle gitti, risaletiyle döndü? El cevap. Risalet Allah yönüdür. Velayet kişinin yönüdür. Eğer risaletiyle gitmiş olsaydı her resul cismen gidecekti. Doğru, risalet var çünkü. Hepsinde risalet var. Risalet olanlar. Ama peygamberimizin velayeti gibi velayet olmadıklarından o yol bundan sonra açılmıyor. Yani cismen açılmıyor. Kurbiyete yetişmiyor kimsenin. Evet. Bak peygamberimizin istisna olmasının sebebi velayetine yetişilmediğindendir. Ama risalet peygamberimizin kazanımı değil. Risalet neyse peygamberimize de aynı hakikattır. Musa aleyhisselama da aynı hakikattır. Risalet aynı şeydir. Allah canindeki peygambere karşı açılan koridordur. Velayet ise Allah yönü değil bu. İnsanın Allah'a karşı yönüdür. Allah koy pergene dışarısı, dışarıya doğru, Allah'lık hakikatin dışarıya doğru çıkışı risalettir. İnsanı koy pergene Allah'a doğru çıkışı velayettir. Tamam mı? Dolayısıyla her Resul risalet sahibi. Allah tarafının koridorudur. O yöntemi Allah kullandırmıyor. Çünkü diğer Resuller de buraya çıkardı. Çıksın ne olacak? Ama Allah tesadüfen iş yapmaz. Buraya kadar zaten hepsi geliyorlar. Buraya kadar zaten peygamberler geliyor. Ama cismen, peygamberimiz bak unutmayın, cismen ve ruhen gitmiş. Cisim buraya kadardı ama gitmiş buraya kadar. Cisme ve ruh. Diğer peygamberler
ve peygamberimizin takipçileri, asıl imamları da bak diğer peygamberler ve peygamberimizin asıl imamları da kalben ve ruhen gitmiş. Cismen gitmemişler. Cismen giden bir tanesi. Cismen gidilebilmesi için velayet gerekiyor. Bir tanesi dediniz kim abi? He? Bir tanesi gitmiş dediniz. Öyle mi yanlış anladım? Yanlış anladım. Şimdi bir kişi gitti peygamberimiz. Şimdi burada risalet yok. Velayet var. Risalet nereye kadar var? Buraya kadar var. Cismaniyet nereye kadar var? Buraya kadar var. Buradan sonra da zaten Cebrail ne dedi? Bir adım da atarsan yanarım. Oysa risaletin sahibi mümessili yani sahibi değil mi? Cebrail aleyhisselam vahiy mümessili ya. Risaletin eşlikçi. O zaman burada risalet duruyor. Risalet deyince otomatik elinizi koyun Kur'an'ın indiği yere. O ne kadardır? Bundan sonrası velayettir. Zaten zaman mekan yok. Tamam. Hatta Cebrail aleyhisselam dedi ki ey kardeşim sen buradan geldin bana biraz anlatsana dedi. O da meraklı bizim gibi. Dedi anlatamam. Sanki anlatmıyormuş gibi nazlanıyormuş zannetti. Dedi ki ben sana bu kadar yardım ettim. Bu kadar ilgilendim. Sen bana bir şey mi? Ya dedi benim şeyim mesum değilim dedi ya. Ama şey de yani ayakları var yani uçamaz. Evet. Şimdi risalet bu kainattır. Toparlıyorum. Bu kainat kainatın risaleti budur. Yazalım buraya. Şuraya hemen yazayım çünkü unutamayız. Unutacağız. Beraber yazmamız gerekiyor zaten. Hasan abi bir sözde bir tabir diyor ki müsellem bir nübüvvet, muazzam bir velayet var diyor. E tabi o velayet mertebi bir sürü velayet. Herkes siz de velisiniz de. Efendimizinki diyor. Evet velayet-i kübra. Bak velayet kainatın risaleti buradan başladı. Risalet oraya kadar yani. Oraya. Peygamberler oraya kadar mı gidiyor? Cismen gidiyorlar. Cismen gidiyorlar mı? Oraya kadar. Ondan sonra gidemiyorlar. Şuraya kadar. Cismen ya. Bu lef-i mahfuz'a kalben ve ruhen gidiyorlar. Kalben ve ruhen. Buna Ustad 16. lamada şey diyor. Lef ezeli. Sana şey yani o tamam bu hani ikinci kısmı. Oraya geleceğim dur. Geleceğiz mi? Buraya biraz olgunlaşsın. Tamam. Bu demek ki lef-i mahfuz pergeli koyduk. O canipten peygambere lef-i mahfuzdan peygamberimize doğru yön risalet yön. Risalet yön buradan başlıyor. Abi velayet şahsa risalet umuma mı bakıyor? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Denebilir. Halik'ten yani mahluka bakan taraf. Yani Halik risalet. Mahluk. Risalet. Öyle mahluk Halik'e bakarsan velayet. Allah Resulü nasıl şey yapıyor? Şimdi burası risalet buraya kadardır. Bu kainat mıdır? Kainatın hayatı budur. Kainatın risaleti budur. Kainatın tabii kainatın dışına çıkıyoruz. Kainatın hayatı. Çık. Kainatın risaleti. Kainatın ruhu budur. O zaman bu kainatın risaleti budur. Bu kainatın aklı burasıdır. Bu kainatın ruhu burasıdır. O zaman kainattan ne çıksa gitse kainat vefat edecek. Risalet var. Bu risaletin nuru vücud haricidir. Nur vücud haricidir. Şuur da zaten bu daire ilim bulundu. Vücud harici yani kainatın şuuru burada. Kainatın şuuru burada. Bu neydi? Daire ilim, lef-i mahfuzun dairesi. Bu daire hayat neydi? Arşın dairesidir. Kaynak burada. Yani kaynak burada. Buradan şaşırabiliyoruz. Eğer bunu buraya da yazabiliriz. Kainatın şuuru, kainatın hayatı ama bu dairesine yazdık şuuru, bizim ikinci şuur.
Dolayısıyla bakın, bu kainattır şuradan aşağıya. Şurası. İkinci çizgi yapıyorum. Evet, kainat burasıdır. Kainatın hayatı, kainatın aklı ve risaleti buradan başlıyor. Kainatın ruhu da budur. Kainatın risaleti gitse, kainatın da şuuru gitse, ruhu gitse, kainat vefat edecek. Yani bu vefat edecek, bu duruyor. Peki, nereye kadar kıyamet kopacak? Zıtların olduğu yere kadar. Zıtların olduğu yere kadar. Zıtlar birbirinden yarışacak. Zıtlar nereye kadardır burada? Cennet, cehennem. Cennet, cehennem kıyamet kopacak mı? Yok. En son. Evet, nereye kadardır? Hadi yapabilecek var mı? Son kadar. He? Kürs demiştiniz, onu yapabiliyoruz. Birbirinden zıtlar ayrışacak. Yani yukarıda daha zıt kalıyor. Sureten katı mahiyeti diyorlar. Peki, zıt ne kadar, nerede takıldı zıt? Kürs. 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 Kürs'e kadar gidiyor. Aşağıda ama. Bu kainat. Kürs dahil mi? Yani kürsü, kürsten aşağı işte lef-i mahfe. Çünkü bu lef-i mahfe ispat, lef-i ezelinin yazar bozar tahtası, dairesi değil. Yani bunlar dağılacak, ayranı ayrılacak, sütü yoğurtu ayrılacak. Yani mantığı şunu yakalamanızı istiyorum. Kıyamet, hak batıl, doğru yanlış, iman küfür, aydınlık karanlık, bunların ayrılacağı, yani karma olduğu yer. Ezan okundun bu arada. Okundu abi. Bu kainatın kıyameti. Bu kainatın kıyameti. O zaman bu Haluk İlla Vece de Secere-i Hilkat'ın komple. Kıyameti. Komple. O zaman komple gidecek işte. Ayrı ayrı he. O zaman suret, halka bunlar da farklı hep kıyametler. Evet tabi. Bu kainatın kıyameti bu. Kürs. Haşr meydanı kurulduktan sonra her şey bu sefer külli şeyin Haluk'un İlla Vece bu komple. Olacak. Ondan sonra bir şey var mı abi? Yok. Ama bir anda olacak diyor. Sonra tekrar diyor şey yapılacak. İade edilecek. Şey olur mu? Kıyametin sureti kürse kadar olan, hakikati şecere ilkate kadar olan mahiyeti de Adem falan denebilir mi? Denilir. Mesela kıyametin sureti burada. Doğru yani. Doğru. Hakikati. Yani kıyameti şurada. Hocam tekrar. Kıyamet de neydi mantığı? Alacağım hadi. Zıtların ayrılması. Zıtların ayrılması. Nereye kadar zıt senin anladın? Surette zıt vardır zaten. Suret. Ya zıt kardeşim var. burada beşeriye takılmadım Adem Aleyhisselam'a. Secde burada etlenmedi ki. Secde et burada denmedi. Yukarıda denmiş. Ha burada denmiş. Peki beşeriyeti insan değildi ki Adem Aleyhisselam. Ona secde etmek. Adem'in beşeriyetine secde etmek ki olsun ki şirk olsun. Efendim Ali. Vefat edecek kainat kürse kadar olan mı yoksa yok. Risalet-i Muhammed başlangıcı olan yer mi? Şimdi ondan aşağı mı düşüneceğiz? Şimdi bu kıyamet buraya kadardır. Zıtların ayrışmasıdır. Zıtlar nereye kadarsa. Eğer kainatın komplesi dersen cennet cehennemin de kıyameti kopacak. Cennet cehennemin kıyameti kopamaz. Niçin kopamaz? Cennet zaten zıt değil. Cehennem de zıt değil. Ayrı ayrı. Ayrışmışlar. Ayrışmış zaten. Hakikat noktasında. Bunlar zaten dairedir yani. Asıl değiller. Yani buraya kadar dayanıyor diyebiliriz. Ama dayanmıyor da. Yani beşeri takıldı bize. Beşeri bizden ayrılacak kardeş. Yani nefs-i emmari, nefs-i levvame, mulime, mutmainne, raziye, safiye, natika burada. Burada. Bu ayrışacak. Buraya kadar sahası. O zaman ben yazayım bunu isterseniz. Kıyametin şöyle. Çok güzel çıktı. Beşeriyetin cenneti, cennet cehennem. Ama öbür tarafta şöyle. Bunun cenneti farklı oluyor yani. Şurada. Kıyametin sahasını mı diyeyim? Kıyametin hududu. Kopacak hududu. Ki zıtların ayrışması. Tamam abi. Şu. Şöyle yapabiliriz.
O da vefat da değil o zaman. Değil mi abi? Vefat olarak düşünmeyeceğiz. Vefat var. Ölmek var. Mert var. Vefat değil. Vefat herhalde evet. Hayatın çıkması. Hayatın çıkmasına vefat diyor. Nasıl çıktı hayatta? Risalet çıkıyor. Ay çatı nerede ya? Tabii ki. Bak çatı gitmiyor. Çatı gitmiyor. Nuru diyor zaten abi. O da kendi demiyor. Risalet-i Muhammed'in nuru Kürs. Diyor. Kürs. İçine yok o yanlış yaptım. Yanlış oldu. Şu çizgi yanlış oldu. İşte mi olacak abi? Evet, evet, tam tersini yapmış. İşte söylemiyorsunuz. Konuşuyorduk biz abi ama dikkatimizi çekti. Ben size çok güveniyorum. Allah'ın izniyle hemen düzelttim. Sizi denedik abi. Bakalım ne yapacak? Aferin ama bunda hatası. Bunu da almayın derse. Şeyi bozuyor valla. Bunu derse de almayın. Sınıf başkanı alın ona askerini. Güzel olsun diye şey bile tahammül edemiyorum. Yani mevzunun o kadar kıymetli ki çizgi boşluğunu bile tahammül edemiyorum. Kıyamet bir şey değil o zaman ya. İkrali abi. Adam beşeriyetten çıktıysa değil, tamam kıyamet koptu. Beşeriyet tamam abi. Yani şimdi peki buraya da tekrar dönüyorum. Abi neler gördüm. Noktayı nazar hani başta dediniz ki bu tarafa geçince bu kısma bu taraf meyve tarafı. Şeyde kalıyor. Yani proje kurulmuşlar. Meyve tarafıyla ilgili bir şey izah etmediniz. Aslında orada demiştiniz de yani meyve noktasında nasıl anlayacağız bu tarafı? Meyve derken şimdi ilk verdiği kısım ağacın çekirdeği ve ağacı bahsetti. Şey, bundan sonraki kısımda işin meyve tarafını bahsedecek demiştiniz bu kısım için. Evet, meyve. Ama oraya değinmediniz de yani bir yakaladığınız bir şey varsa söyleyin yani. Şimdi burayı yani meyve gözüyle bakın, yani ahir noktasından bakın. Bu evvel zahirdi. Belki burası da Allah alem. Bu meyvedir. Batın ve ahir kısmı olabilir. Evet, bak bu meyve. Bu çekirdek. Meyvenin çekirdeği. Çekirdeği. Meyvenin içindeki çekirdeği. Çekirdeği. Tamam. Bu da muhatabiyet. Zaten onunla, o ikisiyle alakası yok. Meyve, yani bu vahiy Kur'an'ı bununla alakası olmayan nedir biliyor musun bu vahiy? Kökteki çekirdeğin aynısı. Hatta hani çekirdek var. Kökteki çekirdek ama kökteki çekirdek de şeyin dışında yani çekirdeğin dışında o da maddiyat noktasında vahiy Kur'an'ın ikisini buraya meyve uygularsak meyve meyvenin kendisi madde hayat-ı Muhammediye. Maddi. Şey ise meyvenin içindeki çekirdek bu. O çekirdeğin çekirdeği. Yani çekirdeğin çekirdeği, besleyen, çekirdeği besleyen, kökteki çekirdeğe bir bağ var. Evet, şöyle düşünün. Dal sağlanıyor mu abi? Evet. Osman bakar mısın? Akılla çözemeyeceğim de. Dalda meyve var mı? Meyve içinde çekirdek var mı? Bu kökteki ayama bak. Aynısı mı? Ama bir bağ var. Aynısı gayet. Bu bağ, bağsız bir bağ. Nasıl besleniyorum bilmiyorum ama bu çekirdekte bu çekirdeğin bağının adı vahiy. Kah oradasın, kah bu tarafta. Vahiy o. Bahtın gibi oldu. Vahiy artık ağacın kendisi olmuş, kainatın kendisi ya. Olmuş. Donmuş hali ha? Bahtın gibi anlattınız. Ağacın bahtını vahiy Kur'an'ı gibi oldu. Yani değil, ağaç demedim yani. Çekirdeğin içindeki bak, çekirdeğe öbür çekirdeği. Bu çekirdeğin içindeki çekirdek var ya, bu kökteki ağacın çekirdeği. Bak bir daha, bu meyve. Tamam. Meyve içinde çekirdek var mı? Tamam. Bu çekirdeğin ne aynısı ne gayrısı. Aynı, problem duruyor. Abi. Durması yetmiyor.
o canlı bir bağ var gene yani. Yani burada program var. Bak bir daha. Meyve içindeki çekirdekte program var. Abi, aynı kökteki. Abi bir örnek vereceğim. Çekirdeğe bahsederken bir ukde-i hayati vardı ya. Ukde-i hayati. Yani onu da kavram olarak kullanırsanız daha iyi anlayabiliriz. Evet. Evet, 600'ü oraya açtım okuyordum abi. Hattı müstakim şeyine gitmiyor diyor ya abi. Evet. Bağsız bağ. Çekirdek yani ki... bu kökteki çekirdekte bu çekirde yazılım aynı. Ama gene yetmiyor. Bağsız bağ olması lazım. İstersen cebine koy. Buradaki çekirdeği çok garibine gidecek bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ha burada da geçiyor. Evet. Ukde-i hayatiye tahrir edilen bir tamam, şey. Tamam bak şimdi. Buradan meyvenin çekirdeğini al Osman. Tamam. Eskişehir'e git. Evet. Buradaki çekirdekte hala bağ var. Aa, bak ziyaret, hava gibi daha böyle her yere evet. Çünkü o bu vahiy Kur'an işte o tarafı. Daha ne gerek var ki? Bu meyvenin içerisindeki çekirdek. Bu çekirdeğin aynısı mı? Aynı. Tam kopart git. Hayır. Bir bağ var. Nereye götürsen götür. Gezmeden hep diyor ya programı yazıyor. Ükdi hayat diye. Onu anlatıyor abi şimdi. Hem geçmişi hem geleceği yazılı oluyor çekirdekte diyor. Evet. Öyle olursa ilk çekirdekle kainatında işte kıyamet. En sonu. Son çekirdek hepsi bir bütün. Bir bütün bak. Diyor ki bu ilk defa olsun bu dediğini yapayım. Ayağıma bakar mısınız? Ben ağacım. Ben ağacım. Ağacın altında bir kök çekirdek var mı? Bu çekirdekte bir çekirdek. Allah'a esmasına bakıyor. İlk çekirdek olduğu için. Bu çekirdekte diyor ki mazi ve müstakbeli bir bütün bakar. Bu çekirdekte. Evet buraya diktik ağaç çıktık ama bu ilk çekirdek olduğu için Allah ilk yarattı. Allah'a bakar. Esmanın bütünü. Bu çekirdekte kıyamete kadar gelecek silsile çekirdeklerin toplamıdır. Cazılıdır. Abi okuyalım abi. Bismillah. Halbuki şu ağacın çekirdeki asli isimde ve kökünde burada bak ayağına ve gövdesinde cüz'i ve müşahhas ve ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i ilahiye ve bir nüve-i emri rabbani ile şu ağacın kavani-i teşkiliyesinin merkeziyeti her dalın başında, her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır. Ve o bir tek cilve-i irade ve o kanun emri, ziya, hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Çünkü gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde ve muhtelif masnularda hiçbir iz bırakmıyor, hiçbir eseri görülmüyor. Eğer intişar ile olsaydı izi ve eseri görecekti. Belki bizzat tecezzi ve intişar etmeden her birisinin yanında bulunuyor. Ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki o cilve-i irade, o kanun-u emri, o ukde-i hayatiye her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince o kanun-u emrinin birer gözü, birer diye devam ediyor. Abi o ene vahiy Kur'an'ı dese ya, kim? Birer gülü, birer gözü şu Osman. Bir ağacın çekirdeği duruyor mu abi? İlk. Ayağım ağacın çekirdeği, ağaç kabul edin. Bu çekirdek. Ayağımın altı. Bu çekirdekten ağaç oldu mu? Meyve verdi mi? Bu meyvedeki çekirdekten gelecek sene başka bir ağaç dikin. Sonra o çekirdekten çıkan meyveden de bir ağaç dikin. Dik 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 kıyamete kadar gitsin. Başındaki çekirdekte en son kıyamet kovacağı kadar için ne kadar çıkacak çekirdek çıkacaksa, ağaç çıkacaksa hepsi var. Bu bağ, evet. Bu ukde-i hayatiye devam, bunun adı buradakiyle. Program aynı, tamam. Programa olduktan sonra daha bağ olur mu? Yok. Bunda program aynı, bunda da aynı. Yok. Bunda bütün sürecin sonu olması, bu süreci tesbih ipi gibi tesbihleri tutan o ip, vahiy Kur'an. Onu bilmiyoruz. Şeklidir. Şununla ilgili bir şey diyebilir miyim abi? Yukarıdaki. Evet. Siz mevzu değişiyor dediniz de, mevzu değişmiyor desek ve birleştirsek. Bir şey ister miyim? Geç al. O boşluğa yazabilirsin şu boşluğa. Bir saat bir şey yazsın. Şimdi madde, manevi, hayat, muhammedi, hayat kainatı. Vahiy Kur'an'da hayat kainatın bir şeyi. Dolayısıyla şu ikisini bir ele alsak. Şu da Risale-i Tahmidi şuur-i kainatın, vahiy-i Kur'an'ı şuur-i kainatın. Şunları da
ikisini ortak bir ele alsak. Şimdi şu hayatı kainatın hayatı şey, maddi manevi hayatı Muhammediye, hayatı kainatın hayatı. Vahiy Kur'an ise hayatı kainatın ruhu. Ruh ve hayat arasında nasıl bir ilişki var? En başta yazdığınız şeyde diyor ki ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakim bir zatıdır. Ruh hayatın busu ise Vahiy Kur'an'ı da bunun osu. Yani Vahiy Kur'an'ı maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakim bir zatı. Şu ikisini ele alsak şimdi. Risalet-i Muhammediye şuur-i kainatın şuuru. Oturdu ya. Değiştireyim mi? Şükür. Sanki oldu gibi gözüküyor. Sen. Oldu. Şu an. Bu iş olacak gibi duruyor. Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam şuur-i kainatın şuuruydu. Bu aynı gibi oldu ama. Kırmızı kalem al. Kapatıyor sana bir yerde mi? Doktorum 90 artı 1'de attı gene. Bu maç uzar. Maç uzar. Vahiy Kur'an'ı şuur-ı kainatın aklı. Şimdi bunu, akıl şuurun nesi oluyordu? En başa döndükine birleştiriyoruz. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır. Yani bu bunun nesi ise, bu da bunun osu oluyor. Hülasası. Cümleyi kuruyoruz. Vahiy Kur'an'ı Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü Risalet-i Muhammediye'den süzülmüş bir hülasasıdır. Şimdi bir de şunu şey yapalım. Şuur ve hayat arasındaki ilişki en başa döndük. Şuur, hayat. Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. O zaman Risalet-i Muhammediye dahi hayat, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'den süzülmüş bir hülasasıdır desek. Bu son da, kullandığın cümleleri da, şu vahiş. Yeni tahtaya yazalım öyle. Abi. Yazamazsa bu olmaz. Tamam. Şey yap. Al o tahtayı getir oturalım. O yeni cümleleri oraya yazalım abi. O yani oldu gibi duruyor. Çünkü yani hepsi şeydi, kaynaklı oldu. Tamam. İlk bilgileri boşuna vermez diye düşündüm abi. Çok güzel. Tabii. Kullandım abi. Yani mevzu değişmiyor da bağlantı var gibi geldi yani. Tartıya baştan beri. O zaman bunu kaydır. Onu buraya getir veya... Gördün mü? Zor mu olur? Veya onu şeye kadar getir. Yok sığmaz abi. Sen orayı temizle zor. Onu temizle alsa ama onu şuraya getir. Şurayı yarısına kadar getir. Şurayı oraya kapatabilir. Kaldır onu. Temizleyeyim önce. Getir buraya. Kaldır. Şimdi buraya koyun da gel. Kaldır. De. Dur. Kollayamadım. Kaldır. Diyeyim daha olur ya. Yani böyle bu... Temizle. Şeyle yazıp gitmek gerekiyor. İzledim. Kaçıyor. Kollayamadım. Osman abi dağılacak şekilde. Baştan çalışılabilir yani. Ama toparladı değilse güzel oldu. Ben bakacaktım bir daha yani biraz nasıl oldu filan diye. Tabir çok. En böyle ruhla hayatı eşleştirdik. Yap. Abi o biraz daha durma. Direkt sonucu yazalım biz abi. O netice cümlelerin var mı? Neticeyi sonra yazalım abi. Onları yazalım ki. Sadece neticeyi evet. Yazalım abi. Bence. Mesela işte tamam. Vahiy Kur'an ya da onu böyle sistematik nasıl yazarız? Ruhla hayatı. Şurayı yazacağız. Ruhla hayat. Bunu da bir şey mahalleye getirir. Sabahına getirip içler dışlar. Ha, öyle gibi bir şeyler oluyor yani. Vahiy Kur'an. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin. Kıfır oğlum sen ne diyordun? Ne? Süleyman abi okul bitirmemiş mi? Yazısı bozulmamıştı. Evet, bunda bir film var ya. Diploma sahteymiş. Ya bu doktor değil, bizi kandırıyor. Defterindeki okumuyor ama ya. Okumuyor mu? Defterini okusana. Ya, eczacı... Benim eczacı... ya, ben doktor değilim onunla. Onun doğrusu bir eczacıyı okutabiliriz. Mutlu eczacıyı.
yok yani. Tam abi onun bu sonucu şey mi o? Osman. Sonucu tamam. Osman abi. Ha? Sonucu bu. Tamam. Oraya abi başka bir kalemle ruhla hayat ilişkisi değil mi o? Vahiy Kur'an'ı yani onu bir başka kalemle ruhla hayat yazar ve ilişki tamam. Yani kafamız sonradan toplamamız oluyor. Vahiy Kur'an'ın nerede? Ne yazdın? Maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi'nin ruh ve hayat ilişkisi değil mi bu? Evet. Tamam. Ben bu cümleyi çıkarttım. Diğeri, şuuru kainatları eşleştirdik. Akıl şuurun nesi oluyordu ona bakacaktık. Akıl şuurun, önce şeyi yazalım. Akıl şuurda süzülmüş. Ha, süzülmüş bir hülasasıydı. Hülasasıymış. O zaman vahiy Kur'an'ı da. Ruhla hayat arasındaki ilişki olmadı ya. Risalet-i Muhammediye'nin süzülmüş. Evet abi. Ha ondan değil mi? Buradan süzülmüş. Ruhla hayat yani. Hayatım. Akılla şuur, ruhla hayatı şey yapmış. Hayatı mı? Süzülmüş. Süzülmüş bir hülasası diyelim. Vahiy Kur'an'ı Risalet-i Muhammediye'den süzülmüş. Akıl, şuur ilişkisi. Sen koydun konuma göre. O diğerini yasak olur mu bilmiyorum. Çünkü şeyler değişti abi ama onu şey demiştik, şuurla hayat dedik de. Yani şuurla akıl arasındaki ilişki mi? Yaz abi. Şuurla hayat arasındaki. Yok o şu akılla şuur arasındaki ilişki bundan sonraki. Onu yazdık abi. Yok. Ha yazdın mı? O bu yazdığım. Ha şeyle yaz o zaman. Şuurla hayat mı? Kolay. Şuur hayatla süzülmüş. Hayatın hülasası. Şey, ama şeyler farklı. Şunlar farklı. Özneleri farklı olmaz. O yüzden evet. Olmaz herhalde. Olmaz olmaz. Yani tamam, bu ikisi abi. Deminki hataya düşüyoruz gibi. Tamam bu. Deminki hataya. Şimdi ne oldu şimdi? Dört tane. Bir daha anlat bakalım. Şimdi abi. Hayat kainatın bir hayatı var. Hayat kainatın hayatı neymiş? Maddi ve manevi hayatı Muhammediye. Tamam. Bu. Bu aşkın hayatı. Hayat kainatın bir de ruhu var. Bir hayatı vardı, bir de ruhu vardı. İki ok çıkardık hayat bir dakika. Kainatında. Nerede bu vardı? Hayat kainatın hayatı. Hayat kainatın burada bahsedilen iki özelliği var. İki şey var. Hayat. Bir hayatı, bir de ruhu. Bu değil, bu şuur kainatı. Aynı, bu ayrı. Aynı evet. Özneleri olanları yapıyoruz. Yani. Kaynak aynı. Onu kaldırıyoruz. Şimdi ruh hayatın nesi oluyordu? En baştaki bilgiye döndük. Ruh hayatın halis, mesafi bir cevheri ve sabit ve müstakim zatıymış. Evet. O zaman bu hayatıydı, bu da ruhuydu. Bu ikisi arasında da bu ilişkinin olması lazım dedik. Demek ki ruh hayatın busuysa vahiy Kur'an'ı da maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin osu. Yani halis, mesafi bir cevheri ve sabit ve müstakim bir zatıdır dedik. Vahiy Kur'an'ı. Evet. Aynı şeyi şununla uyguladık. Bu da şuur-i kainatında burada bahsedilen iki özelliği var. Bir şuur var, bir de aklı var. Akılla şuur arasındaki ilişki en başta söyledi üstad. Akıl şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır dedi. O zaman akıl bunun bosuysa vahiy Kur'an'da Risalet-i Muhammediye'nin osu oluyor. İşte dişler çarpımı oluyor. Cümle o oluyor. Aynen o. Siz benden kopya çekiyorsunuz Hasan abi. Yemin ederim bu şahsına maneviye küsüyorum ya. Ben söyleyecek bir cümle olacağım. İşte dişler. Yani tam benim aklıma gelmişti. Tam benim aklıma gelmişti. Bir şeyler geliyor da. Fena niyet yapma diye. Ha öyle değil mi? Doğru. Kazanan sensin. Kazanan sensin. Allah razı olsun. Şunu şöyle yapacağız. Daha net yapalım şuraya. Yazıyı da. Ne ondan sonra dersi bitirmiş olacağız. Şöyle yapayım. Vahiy Kur'an'ı biraz temiz olsun diye. Şunu buradan çekeyim.
Şöyle. Şurayı kapatıyorum. Tamam mı? Şimdi Vahiy Kur'an neymiş? Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin bir, iki, üç. Bunun maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin ne var? Halis ve safi bir cevheri. Halis ve safi bir cevheri. Safi bir birleş cevher. Cevheri ve müstakil. Sabit ve müstakil. Sabit. Müstakil mi? Müstakil. Müstakil mi? He. Neci? Zatı. Zatı. Üstteki iki tane cevheri, alttaki iki tane zatı. Ne dedi? Halis, safi, cevher, sahip, müstakil, şimdi, zatı. Bu burası işte. Bak burada daha çok şey yapabilirsin. Vahiy Kur'an'ı, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin halis, safi bir cevher ve müstakil zatı diyeyim. Zatıymış. Tamam mı? Bunu yaptım. Doktorun yaptığını. Evet. Tamam. Şimdi bunu yazıyorum. Daha şey yapsın. Bu hayat ruh ilişkisi yapmışsın. Maddi ve hayat. Altına da başka bir kalem yazayım şunu. Vahiy Kur'an'ı gene değil mi? İki şekilde yorum getirdi değil mi abi? Ondan sonra Risalet-i Muhammediye'den süzülmüş şimdi şöyle iki tane tanım çıktı. İki yerden besleniyor demek ki. Öyle oradaki aynı. Vahiy Kur'an'ı maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin halis, safi, müstakil zatıymış bu. Aynı Vahiy Kur'an'ı bu maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'ymiş bu. Risalet-i Muhammediye'nin Muhammediye'nin süzülmüş bir hulasasıdır. Biraz ters olmadı mı abi? Ters mi? Şimdi maddi ve manevi Muhammediye nereye bakıyor manevi taraf abi? İmam-ı Bin veya kainatın şey yazılı mı? Vahiyin kaynağı neresi mesela? Pergeyi nereye koyacağız vahiyi düşüneceğiz? Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz'a mı koyacağız? Öyle.
Lef-i Mahfuz, Risalet-i Muhammediye aleyhisselam. Aleyhisselatü vesselam. Risalet oradan. Risalet, yöntem, vahiy, içine konulan. Evet. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye de Arş-ı Azam'a koymuştuk. Nasıl abi? Koymuştunuz. He? Yani üstteki paragrafa göre vahiy Kur'ani, Arş-ı Azam'dan aşağı, alttaki paragrafa göre Lef-i Mahfuz'dan aşağı. Evet, artık geldik. Kafa. Evet, kafa bitti abi. Yani çok özet sorun. O zaman vahiy Kur'an'ı bu. Çok doğru bir şey yaptınız. Bu tabi çok şeyli. Bir de biri olduğu için yani yorum yok burada. Burada yok. Yorumsal bir şey değil. Direkt. Şurada. Ilişki. Şimdi ne ile gitti biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da bir kapatayım. Şimdi maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye nedir? Hayat-ı kainatın hayatıymış. Hayat. Hayatı pergele koy. Bunu unut. Peki. Risale-i Ahmediye neymiş? Şuur-u kainatın şuurudur ve nurudur. Bunu da unut. Şuur ve hayat. Şimdi başka bir şey getirdi ustad. Hayat-ı kainatın vahiy-i Kur'an'ı nedir diyor. Hayat-ı kainatın ruhudur. Hayat-ı kainatın hayatıydı burada. Burada da ruhudur diyor. Ruh, hayat ilişkisini düşün. Nesi olduğunu söyledi başta zaten. Evet. Saatidir. Safi, müstakil, halis, safi bir cebeli, sabit ve müstakil bir zatıdır. Bununla, bunu düşününce bu çıkıyor, şu üç tane. Tamam. Sonra aynı şuur-u kainat burada aklıdır diyor. Burada da şuur diyor. Vahiy Kur'aniye'ye şuur-u kainatın aklıdır diyor. Şuur-u kainatın Risalet-i Muhammediye şuur-u kainatın şuurudur diyor. O zaman akılla şuur ilişkisini düşün. O zaman şuur neydi? Aklın. Aklın hulasasıdır. Şuurun hulasasıdır. Biz vahiy-i Kur'an'ı Risalet-i Muhammediye ile anlıyoruz. He. Oluyor yani. Bu böyle oluyor. Vahiy-i Kur'an'ı şuurun hulasası akıl. Bunu da Muhammediye'den vahiy-i Kur'an'ı burada ne yazdık? Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü'nün sözünün bir hulasat. Burada aslında şey değil mi? İkisini de birleştirebiliriz o zaman. He? Abi Risalet-i Muhammediye'nin bendeki karşılığı benim dimağım mı? Vahye muhatap olan da orası değil mi? Akıl şuurla ilgili şuradan demişiz abi. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır demişiz. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülasasıdır. Tamam. O zaman yerine koyduk o şeyleri. Ama hep oradaki kanunlar farklı. O yani nereye koyduğuna göre tamam. Değişiyor yani. Şu Risalet-i Muhammediye'den süzülmüş. Tamam. Yani bundan bu süzüldüğü için bak bundan bu süzülmüş, bundan da bu süzülmüş. Aynen. Bak şimdi. Şuurdan süzülmüş akıl, Risalet'ten süzülmüş vahiy. Hayatın zatıdır ruh, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'nin zatıdır vahiy Kur'an. Bu kadar kolay. Bir daha. Hayatla ruh ilişkisi, hayatın zatidir bu ruh. O zaman maddi hayat-ı Muhammediye de bunun zatı budur. Vahiy Kur'an. Şuurun hulasası akıldır. Risalet-i Muhammediye'nin hulasası vahiydir. Yani mektep okuduğumuz için şöyle yapabilir miyiz? İçler dışlar çarpımı gibi. Yok, içler dışlar olmuyor abi. Olmadı mı? Biri yanlış anlamıştı da o yüzden düzelteyim. Bu şu şöyle oluyor. Bu ikisi birbirine eşitse, bunun arasında nasıl bir ilişki varsa, kaç kat ilişki varsa, bunun arasında da o kadar kat ilişki ha, var. Ha daha güzel. Manasını. Ya şimdi. Diğer türlü biri yanlış anlamıştı da, o derste niye böyle yapıldı falan diye bir kere daha denmişti. Ama mantık olarak doğru oluyor yani. Şimdi bir kaldı şey Hasan abi.
doktorum dedi ki bu sağ tarafı çözdü. Yani hayatı, şuuru, ruh, akıl ilişkisinden bir ilişki yakaladı ve bir tanım çıktı. Bir de bu hayat-ı kainat ve şuur kainatlarla ilgili bir şey diyemedik. Şimdi özne tarafıyla olan bir tespit de yaparsak başka şeyler çıkacak gibi geliyor. Neyi yapamadık? Ha, orayı elleyemedik. Hangisini? Yani şimdi hayatla şuur arasındaki ilişkiden bir tanım çıkarttık. İstersen burada dursun. Ha, tamam. Yani orada onu da şey yapalım. Hayır, bir kalkar mısın? Hangisini istiyorsun? Ben anlamadım ki. Yani çok şeyler çıkar belki bu mantıkla. Onu da gibi yani. Daha çok şeyler çıkabilir yani. Yani şöyle, şimdi biz hayatı kainatın hayatı, hayatı kainatın ruhu, ruhla hayat ilişkisinden bir tanım çıkarttık. Ama bu hayatı kainatla şuuru kainatın neler olduğuyla olan bir tespit yapamadık. Yani geldisi bir şeyden bahsediyor. Yukarıda da anlattı. Biraz ben bakıyorum ama orada da şey gibi duruyor sanki. Mesela hayat-ı kainatın... Çevir istersen, orada var. Çevirelim, orada bir... Daha çok sonuçlar çıkabilir orada yani. Orada bir şeyler daha çıkacak gözüküyor. Çıkar mutlaka yani. Yani. Şuur işte. Olsun, çıkacak kafadan. Çevir. Sistem bunaltı bir şey. Şimdi şuradan ben çıkacağını düşünüyorum ama gene o meyve çekirdek gibi bir şey olacak sanki. Çünkü niye? Şimdi mesela maddi hayat manevi Muhammediye neydi? Şeyi arıyorum ben. Şu an aradığımız iki tane şey var. Hayat-ı kainatla şuur-u kainat nedir arıyoruz? Onu bulduk ya şekil şeceri fikatta. Hayat-ı kainat... Tanımdan bulalım. Tanımdan gidelim. Ha, tamam. Şeceri fikat karşılığı da yardım etsin bize ama mesela şimdi bana şu gibi geliyor. Şu tanımda maddi ve hayat, manevi hayat Muhammedi, hayat ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatın hülasadır. Bu ne demek? Hayatın yani şunu şöyle anlıyorum ben. Ruhu kainat ve hayat-ı kainat diye anlıyorum şurayı. Tamam. Tamam mı? Hayat-ı kainatı süzersen ne çıkıyormuş? Hayat mı? Değil mi? Evet. Ha, şimdi o zaman hayat-ı kainatın süzülmüş hali şeymiş. Maddi manevi hayat-ı manevi. Öbür tarafta da ne diyor? Hayatı diyor. Şimdi bununla bunun arasında bir ilişki yakalamam lazım. Ya meyve çekirdek, yani evvelki çekirdek, ahirki diyeceğiz. Hayat-ı kainatla ilgili burada bir tespiti var usta. Ama ikisinin de ortak noktası yine maddi manevi hayat Muhammed'i. Yani sanki biraz çekirdek ve meyve gibi bir şeyler yakalayıp onlardan da şey çıkartmamız lazım. Aynısı burada da aynı şey var. Şuur-u kainat diye... Bu şu olabilir bak. Şu var ya, kainatın maddi tarafı hayata bakar, kainatın manevi tarafı ruha bakar demiştik. Evet. Kendi yazdı zaten yani, Osman abi. Ha, tamam işte oradan gidebiliriz. Eğer hayat-ı kainatından süzdüğün zaman maddi hayat-ı Muhammediye çıkıyorsa, orada da hayatın hayatı dedi. Oradan bir şeye geçmemiz lazım. Ya bir şey olacak. Şurası içinde yani tam ben ifade şeyim yok ya, tespit edemiyorum. Risalet-i Muhammediye de neymiş? Buradan da şuur kainata erişebilir miyiz? Kainatın şuuru burada var. Kainatın şuurunu süzersen Risalet-i Muhammediye çıkıyormuş. O da vahiy-i Kur'an'ı. Risalet-i Muhammediye ruhtur. Kainatın şuurunu süzersen ne çıkıyormuş? Risalet-i Muhammediye. Yani şuur kainat da Risalet-i Muhammediye çıkıyor. Ama orada şuuru kainatın şuuru diyor. Gene Risalet-i Muhammediye çıkıyor. Burada giren çıkan gibi bir şey. Kainatın şuuruna Risalet-i Muhammediye demiyor burada. Kainatın şey yaparsak kainatın şuurundan süzülmüş. Süzülmesini ne diye anlayalım? Süzülmüş. Meyve desek olmaz. Olur mu meyve? Meyve ağaçtan süzülmüş olur. Olur değil mi? Yani kainatın şuurunun meyvesi Risalet-i Muhammediye ise diyebilir miyiz? Meyvesi Ahmet'tir. Muhammediye çekirdek. Yani şuradaki şey yorumlamak için. Tam çekirdeği kastederse meyveyi yani, dinlenir. Denebilir. O zaman orada döndüreceğiz. Şimdi oradaki tanımlarla onu kullanmamız lazım. Bir şey yakalamamız lazım yani. Ustad vermişler. Bundan sonra neyse yani tespit yapalım da yani düşünme olur. Bugün sistem attı. Tespit yap bu da şey. Her sistem attı bugün bizi. Herhalde. Hepimiz attı yani. Hepimiz düşün. Namaza kaç dakika? Namaza daha çok. Daha çok. Normalde namaza yarım saat kalaya kadar devam ediyorduk hani iştahımda da. Bugün bir şey yapmadı. Sistem bir şey yaptı yani. Bismillah. Vahiy Kur'an'ı, maddi ve manevi hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın
halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakim zatıdır. Şimdi iki defa Vahiy-i Kur'an oldu. Şu Vahiy-i Kur'an'ı Risale-i Muhammediye'den süzülmüş bir rüya sadrının sonunda yazarsak, kökteki çekirdek ve meyvedeki çekirdeğe doğru tekrar bir dönüş oldu. Aynı şey olmuş oluyor çünkü bunu silsileyi kendime yerleştirdiğim zaman netice Vahiy-i Kur'an'ı çıkıyor. Burada. Hani kafasına takılan varsa niye ikisi de Vahiy-i Kur'an'ı oldu diye bunu sorduğunuz zaman. Birisi evvel ki bu evvelki Vahiy-i Kur'an'ı. Neticesi itibariyle de Risale-i Muhammediye'den süzülmüş bir hülasa da o da Vahiy-i Kur'an'ı. Yani Ali diyor ki kainat kurulurken Vahiy-i Kur'an'ı ile kuruldu, Kur'an'la kuruldu. Kur'an, insan, kainat aynı yer. İlk kuruluş kurulurken kullanıldı. O birincisidir. Maddi ve mani hayat-ı Muhammediye. Sonra meyvedeki çekirdeğe risalet o. Oradaki vahiy ağacı kurarken değil, kurulan ağaçtan yapılan meyve. Meyvedeki çekirdek risalet, ağacın kökündeki çekirdeğe diyor maddi ve manevi hayat-ı Muhammed. Bir yere de gitmemiş oluyoruz abi. Hep aynı noktada tasdik etmiş oluyoruz. Buradan bırakıyoruz. Ama buradan devam edeceğiz. Tamam. Vahir devam edin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Tamam.